Dur yolcu, bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin, yaptığı bu tümsek amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Evet, Çanakkale'deyiz. 108 yıl önce düşmana dur yolcu diyen, 108 yıl önce bir devri kapatan, 108 yıl önce vatanın kalbinin attığı yerdeyiz, Çanakkale'deyiz. Hemen arkamda bir tarafta Çanakkale ile bütünleşen, Çanakkale ile özdeşleşen o yazıyı görüyoruz. Bir Türk askeriyle birlikte, bir bayrakla birlikte Dur Yolcu şiirinin, Necmettin Halil Onan'ın kaleme aldığı şiirin ilk mısralarının yazılı olduğu o sembol yazı. Diğer yanda da hemen arkamızda Kilitbayır Kalesi. Kilitbayır Kalesi eski adıyla Kilidül Bahir, yani denizin kilidi kalesi, 1452 yılında inşa edildi bu tarihi kale. Neden inşa edildi? 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatırken Bizans'a Avrupalı devletlerin yardım göndermesini engellemek amacıyla Boğaz'ın en dar bölümüne, tam da Çimenli Kalesi'nin karşısına işte bu kaleyi inşa etti. O kaleye 30 tane top yerleştirildi. Bu Çanakkale Boğazı'nı tamamen menzili altına alan toplar yerleştirildi. Boğaz'ın en dar yerine yerleştirildi. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde genişletildi, biraz daha genişletildi. İşte Venedik savaşları sırasında bu kale yine onarıldı, tadilat yapıldı ve güçlendirildi. 220 metre boyunda, 120 metre eninde 3 yapraklı yoncaya benzetilen bu kale, Kilitbayır Kalesi'nin önündeyiz. 108 yıl önce burada bir devir kapatıldı dedik. Nasıl bir devir kapatıldı? Herhalde dünya tarihinde böyle bir savaş, böyle bir kahramanlık destanı yoktur. Hani bir deyim vardır, 7 düvel üzerimize gelse diye, işte burası Çanakkale tam 108 yıl önce 7 düvelin üzerimize geldiği yerdi. Teknoloji bakımından, sayı bakımından kat kat üstün olan Osmanlı ordusundan, Türk askerinden kat kat üstün olan Fransa ve İngiltere önderliğindeki emperyalist ülkeler, aynı zamanda sömürge devletlerinden getirdikleri askerler, burada şairin de hayasızca akın dediği gibi hayasızca üstümüze geliyordu. Ancak bağımsızlık şuuruyla, bağımsızlık azmiyle, bağımsızlık iradesiyle, hür yaşama bilinciyle yeşermiş Necip Türk milleti burada büyük bir kahramanlık örneği göstererek düşmana dur dedi. Çanakkale geçilseydi ne olurdu? Geçilmez Çanakkale geçilseydi ne olurdu? İşte o zaman belki bugünkü Türkiye Cumhuriyeti yine kurulurdu ama oldukça ileri bir tarihte kurulurdu. Ertelemek durumunda kalırdık. İşte onun için kilit nokta, yani 1452 yılında denizin kilidi olan o Kilitbayır Kalesi aynı zamanda Çanakkale Savaşı sırasında da kilit bir konumdaydı. Çanakkale'de kilit topraklardı. Şimdi öyle bir destan ki bu destan, bir devrim battı dedik. Nasıl bir devir battı? Nasıl kahramanlık hikayeleri var? Haber merkezimiz sizler için bir destanı haberleştirdiler. Birlikte izleyelim. Nusret Mayın gemisi, Seyit Onbaşı.
ve vatana göğsünü siper eden sayısız kahraman. Bir tarafta medeniyetin tek dişi kalmış canavarı devasa bir donanma, karşısında iman dolu göğüsler. Tarih daha önce böyle bir zafer yazmadı. 18 Mart 1915'te dev zırhlılar birer birer Çanakkale Boğazı'nın sularına gömüldü. Olayların akışını değiştiren zafere giden yol çetindi. İtilaf devletlerinin hedefi İstanbul'du. Önce Çanakkale'yi geçmeleri gerekiyordu. Vatan toprağı için ilk şehitler aylar önce yere düştü. Çanakkale Boğazı ilk olarak 3 Kasım 1914'te bombalandı. Seddülbahir Kalesi'ne düşen bir top mermisi cephaneliği patlattı. 5 subay 81 er şehit oldu. İlk şehitler kalenin giriş kapısının yanına defnedildi. Osmanlı ordusu hemen Çanakkale Boğazı'ndaki savunmasını güçlendirdi. Kıyılara gemilerden sökülüp toplar yerleştirildi, her iki yakada seyyar bataryalar oluşturuldu, mayın hatları sıralandı. Çanakkale Boğazı'na önce 19 Şubat'ta, ardından da 6 gün sonra iki deniz harekatı düzenlendi. Başarısız oldu. Donanmanın başına Amiral de Robeck getirildi, 18 Mart sabahı büyük deniz harekatı başladı. Gemilerin ilerleyişine Kumkale ve Seddülbahir'deki bataryalar karşılık verdi. Ancak yeterli olmadı. İlerleyen dev zırhlılara merkez tabyalardaki Türk topçuları cehennemi yaşattı. 18 Mart günü Çanakkale Boğazı'nın savunulmasında topçu atışları da tarihin akışını değiştirdi. Önemli görev üstlenen Mecidiye tabyasının tüm personeli Seyit Onbaşı'nın şahsında anıtlaştı. İtilaf devletlerinin savaş gemileri topçu atışından kaçarken Nusret'in döşediği mayınlara yakalandı. 7 Mart'ı 8 Mart'ı bağlayan gece Nusret mayın gemisi Boğaz'ın karanlık sularında tarih yazdı. O gece Nusret'in döşediği mayınlar 18 Mart günü İtilaf devletleri donanmasına büyük bir yenilgi yaşattı. Fransız zırhlısı Bove 3 dakika içinde 603 mürettebatıyla birlikte suya gömüldü. İngiliz Ocean ve Irresistible gemileri de aynı sonu yaşadı. Agamemnon, Amphilebix, Suffren ve Galois gemileri de ciddi yaralar alarak savaş dışı kaldı. Amiral de Robeck kalan donanmayı geri çekti. 18 Mart 1915'te Mehmetçik, Çanakkale destanındaki ilk büyük zaferini kazandı. İtilaf devletleri bir ay sonra Çanakkale'yi karadan geçmeyi denedi. Tarih sahnesine bu kez Yarbay Mustafa Kemal çıktı. Gelibolu'da şehit kanlarıyla bir destan daha yazıldı. Çanakkale geçilmez sözü hafızalara kazındı. Çanakkale deniz ve kara zaferleri birçok yönden tarihin akışını değiştirdi. Çanakkale'de elde edilen büyük zafere rağmen 1. Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti İtilaf kuvvetlerine teslim oldu. Ancak Osmanlı'nın teslim olması Çanakkale ruhunu yok etmeye yetmedi. Esirliği kabul etmeyen Türk ulusu Çanakkale'nin muzaffer komutanı Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde örgütlendi. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı sonrası bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İtilaf devletlerinin Çanakkale'de yaşadığı hezimet, 1. Dünya Savaşı'nın ve dünya tarihinin seyrini etkiledi. İstanbul'un düşmemesi savaşı 3 yıl uzattı. Müttefiklerden yardım alamayan Çarlık Rusya Bolşevik devrimiyle yıkıldı. Çanakkale Savaşı, İngiliz sömürgecilerinin özgürlük ve vatan kavramını hatırlamalarını sağladı. Böylelikle Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı, emperyalizmi de ağır yenilgiye uğratarak dize getirmiş oldu. Çanakkale Zaferi, mazlum milletlere örnek olan
büyük bir direnişin zaferiydi. Çanakkale zaferi yalnız bir Türk zaferi değil, bir Asya zaferiydi aynı zamanda. Emperyalist kuvvetlerin çok uzun süredir göz koyduğu topraklarda dozu giderek artan saldırılarına karşın bir ulusun canıyla, kanıyla namusunu, topraklarını korumak adına yaptığı büyük bir direnişti. Direnirken ölen, yaralanan, yaralansa da tekrar cepheye dönen subayın, askerin, Mehmetçiğin, Anadolu insanının emperyalistlere karşı verdiği şanlı bir mücadeleydi. 3 Kasım 1914 günü Mondros Limanı'nda üstlenen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'ndaki Türk gücünü ve toplarının menzilini ölçmeyi amaçlayan bir deniz saldırısı yaptı ve sonra çekildi. Ancak bu hiçbir zaman tam anlamıyla bir çekilme olmadı. Pusuda bekleyen işgal donanması 19 Şubat 1915'te 12 savaş gemisiyle geri dönmüştü. Çanakkale Savaşı, Çanakkale Deniz Savaşı işte bu dönüşle başlamış oldu. Yoğun top düelloları, hatta Seddülbahir'e yapılan başarısız bir çıkarmayla sonuçlanan bir dönemin sonunda Birleşik Kuvvetler Boğazlara hakim olamadı. Tüm şiddetiyle tekrar 18 Mart'ta taarruz eden ve Türk batarya ile tabyalarını yoğun ateş altına alan düşman yine bir netice alamadı. Büyük bir hezimete uğradı. Taarruzlar aşamalar halinde ilerliyordu. Denizde ve deniz altında bir yandan Birleşik Donanma bu girişimlerini sürdürüp başarısız olunca gözünü karaya dikti, kara çıkarmasına. İlk kara çıkarması 25 Nisan'da güneyde Seddülbahir'e, batıda Arıburnu koyununa yapıldı. Arıburnu yöresinde Mustafa Kemal'in yerinde müdahaleleri sayesinde Anzak kuvvetleri hedefledikleri hakim tepeleri alamadı. Buna karşılık her iki tarafta büyük kayıplar verdi. Seddülbahir bölgesinde 5 ayrı noktadan düşman çıkarması yapıldı. Ancak o çıkarmaların hepsi sert bir Türk direnişiyle karşılaştı. Türk direnişi karşısında düşman çaresiz kaldı. Yarım adanın içlerine doğru ilerleyemediler. Deniz destekli kara çıkarmalarından da kara taarruzlarından da sonuç alamayan düşman kuvvetleri donanma komutanı farklı bir planı devreye soktu. 6 Ağustos'ta Arıburnu ve daha kuzeyde Suvla Körfezi'ne çıkarmayı planladı. Ancak bu plan onun tahmin ettiği gibi bir fırsat olmadı onun için. Çünkü Anafartalar komutanı Yarbay Mustafa Kemal o plana zaten hazırlıklıydı. Mustafa Kemal'in yerinde ve zamanında müdahaleleri sayesinde bu plan da başarısız oldu. Karaya çıkan düşman kuvvetleri önce durduruldu, sonra tutundukları tüm mevzilerden tek tek sökülerek atıldılar. Türk kuvvetlerinin bu zaferi donanma komutanı General Hamilton'un 15 Ekim'de görevden alınmasıyla sonuçlandı. Bu hamleyle birlikte İtilaf kuvvetleri Türklere hissettirmeden toparlanıp sessizce kaçmayı denediler. Bir Türk subayı arkalarından şu ifadeyi kullanmıştı. Savaşta kötü değiller ama kaçmada bir dahiler demişti. Biz bu savaşı kime rağmen kazandık? Ordunun kabiliyetinden şüphe duyanlara rağmen, ordu bitti, ordu öldü diyenlere rağmen kazandık. Bu zaferi Türk milletinin iradesinden ve savaşma azminden, bağımsız yaşama arzusundan şüphe duyanlara karşı kazandık. Tıpkı bugün olduğu gibi, bugün verdiğimiz mücadele gibi. Zafer bizlere ne getirdi? Zafer bizlere evvela Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen büyük bir komutanı getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü getirdi. Bu direnişle birlikte, Çanakkale direnişiyle birlikte direniş ruhu bütün orduya yayıldı. İngiliz ve Fransızlardan yardım göremeyen Rusya'da Çarlık rejimi çöktü. Yerini sosyalist bir yönetim aldı. O yönetim de Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye maddi ve manevi yardımlarda bulundu. Bugün İstiklal Caddesi İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki o anıtın hikayesi işte aslında burada gizli. Çanakkale Zaferi'nin Kurtuluş Savaşı'mıza yansıyan en önemli yönü dedik. Mustafa Kemal'in askerlik dehasının büyük deneyimlerle pekişmesi ve Kurtuluş Savaşı'na yansıması oldu.
Koca Seyit gibi 275 kilo ağırlığındaki top mermisini insanüstü bir güçle ve çabayla kaldıran Anadolu insanının yurtseverliği de işte burada bu topraklarda idrak edilmiş oldu. Bir de Çanakkale'ye asker gönderen sömürge Müslüman ülkeler vardı. İşte buradaki direniş o ülkelerin de uyanmasına sebep oldu. Emperyalizmin yıkılabileceği düşüncesi kuvvetlendi. Para, can sıkıntısı, ülke görmek gibi milli olmayan keyfi sebeplerle Çanakkale'ye düşen Anzaklar da onlarda bile milli duygular yeşerdi ve güçlendi. Özellikle 18 Mart 1915'te düşmanın Türk bataryalarını ve tabyalarını ezebilmek, Çanakkale'yi geçebilmek için yaptığı şiddetli taarruzlara gösterilen şerefli direniş halk arasında hızla yayıldı. Bugün gururla tekrarladığımız Çanakkale geçilmez sloganının temelleri işte 108 yıl önce o direniş sayesinde atıldı. 108 yıl sonra bu zaferi kutlayan bazı kurum ve kuruluşlar var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk Polis Teşkilatı, Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım var. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen o sözlerini, o emrini alıntılayarak Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyoruz demiş Türk Polis Teşkilatı yaptığı paylaşımda. Bunun yanında Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir mesajı var. Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz demiş Jandarma Genel Komutanlığı yine yaptığı paylaşımda. Bunun yanında Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in bir paylaşımı var. Şehitlerimizin aziz hatırasına demiş Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde. Milli Muharip uçağımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gökvatanımızda süzülmesine de şahit olacağız şeklinde bir paylaşımı. Aynı zamanda spor kulüplerinin de paylaşımları var. Fenerbahçe Spor Kulübü başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz demiş. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 108. yılı kutlu olsun. Beşiktaş Çanakkale'yi geçilmez kılan neydi ifadeleriyle bir video paylaşmış. Çanakkale geçilmez etiketini kullanmış. Yine Galatasaray'dan biz Çanakkale'yi çelikle değil yürekle savunduk. Bu destanı damarlarımızdaki asil kanla yazdık. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal kahramanlarımızın ve Galatasaray Liseli şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz paylaşımı yapmış Galatasaray Spor Kulübü. Evet, Çanakkale o gün toza dumana bürünmüştü. Öyle ki ağıtlara, türkülere konu oldu bu destan. Çanakkale şahit, düşmandan azdık, diş ile, tırnak ile siperler kazdık. Her siperde ayrı destanlar yazdık. Halimiz şerefli mazi olacak, nefer şehit, ordu gazi olacak şeklinde bir türküye de konu oldu o destan. Buyurun o türküyü birlikte dinleyelim.
Öyle bir zafer düşünün ki yüzlerce şiirler, ağıtlar yakılmış, yüzlerce hikayelere konu olmuş. Hani ortaya çıkanlar var, anlatılanlar, dilden dile dolaşanlar var. Bir de elbette ortaya çıkmayanlar var. Her türküde, her ağıtta mutlaka içimize, yüreğimize dokunan ifadeler, hikayeler karşılaşırız ama aynı zamanda kahramanlıkla da karşılaşırız elbette. Çünkü 57. alay gibi kendi cenaze namazını er kişi niyetine diye kılıp cepheye giden, ölüme giden kahraman Necip Türk milleti, Türk ordusu o hikayelere konu olmuştur. O ağıtlar elbette şehitlerimizin, elbette kahramanlarımızın arkasından ağıtlar, türküler yakılır. Ama onlar kendi arkalarından o ağıtların, türkülerin yakılacağını bile bile bağımsızlık şiarıyla cepheye savaşmaya gitmişlerdir. Ordu gazi olacak, nefer şehit olacak ifadeleri işte bunun yansımasıdır. Evet, Mehmet Akif ne güzel anlatıyor dizelerinde, Çanakkale Şehitlerini adlı şiirinde. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadelere, sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Düşmanın teyyarelerine, düşmanın toplarına, düşmanın tüfeklerine, düşmanın yüzlerce, binlerce askerine Mehmetçik hiç korkmadan, çekinmeden canı pahasına işte bu topraklarda, Çanakkale'de müdahale etti. Öyle bir hikaye var ki o da 15'lilerin hikayesi bu büyük destanın içinde. 15'lilerin hikayesini işte 15 yaşına gelmiş çocukların askere, cepheye gönderilmesi olarak bilinse de aslında öyle değil. 15 ila 19 arasında doğumlu olanların, doğum tarihi tutanların cepheye gönderilmesini, hani her evden iki erkekten birinin cepheye gitmesini amaçlamıştı o karar. İşte o türkü o 15'liler için yazıldı. Buyurun. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. Yârimin gözü yaşlı. Yıllardır dilimize dolanan bu Tokat türküsünü biz hep bir oyun havası olarak bilsek de, bu Rumi takvime göre 1315 doğumlu olan ve Çanakkale cephesine gidip geri dönemeyen 15'lilerin hazin hikayesini anlatıyordu. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükleniyorlardı. Cephede savaşan askerlerimiz önceleri birer birer, sonraları beşer beşer, onar onar şehit düşüyorlardı. Gelen destek güçleri de yeterli olmuyor, onların da sayıları giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi. Kınalı Ali'nin komutanı bu durum karşısında çaresizdi. Kendi bölüğü henüz sıcak bir temasa hazır değildi. Bu vatan erlerini, insan bedeninin süngü ve mermilerle orak gibi biçildiği bu cepheye göndermek zorunda kalmaması için Allah'a dua ediyordu.
Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Ali ve arkadaşları komutanlarına gidip ondan kendilerini cepheye göndermesini istediler. Askerlerinin ısrarları üzerine komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kınalı Ali ve arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye değil bile bile ölüme gidiyorlardı. O gün güle oynaya Gelibolu cephesinde ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Ali'nin bölüğünden tek kişi geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Allı turnam bizim ele varırsa, allı turnam bizim ele varırsa, söyle kaymak, söyle bal, söyle gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elin turnalar hey. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, gülüm turnalar hey. Eğer bizi sual eden olursa, eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük sensiz soluk yar, söyle gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, evet, Çanakkale'deyiz. Çanakkale Zaferimizin 108. yılında hemen yanı başımda F246 koduyla TCG Salih Reis Fırkateyni de bizlere bu yayın sırasında eşlik ediyor. Kısaca sizi bu fırkateyn hakkında bilgilendirmek istiyorum. 1997 yılında denize indirildi. Barbaros sınıfı fırkateynlerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin donanmamızın fırkateynlerinden bir tanesi. 1998 yılında hizmete girdi. 118 metre uzunluğunda, içinde 24 subay, 100 as subay, 8 uzman erbaş görev yapıyor aynı zamanda. Şu an aktif hizmette, tam 3380 tonluk ağırlığıyla TCG Salih Reis Fırkateyni gün boyunca Çanakkale'de olacak. Görüyorsunuz bir yandan bayraklarla donatılmış, gün boyu burada manevralarını sürdürecek. Aynı zamanda hazır Türk Silahlı Kuvvetleri demişken, düşen bir helikopter ve içinde üst düzey PKK'lıların, kimliği teşhis edilenlerden en azından üst düzey PKK'lıların olduğu ortaya çıkmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Ne dedi Akar? Suçüstü yakalandılar dedi. Suçüstü yakalandılar dedi. Bakın hiçbir şey değişmedi. 108 yıl önce işte o şiirlere yansıyan ah o 20. asır yok mu o mahlukül asil, ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil dediği maskeleri yırtıldı. Maske yırtılmasaydı hala afetti bize o yüz demişti Mehmet Akif. Bugün de maskeleri yırtılanlar var. Bugün de Türkiye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik büyük bir tehdit var. O gün kullanılanlar başkaydı. O gün sömürgelerden getirilen askerler öncelikle cepheye sürülmüştü. Bugün artık devir değişti. Başka bir yüzde, başka bir maskeyle yine ülkemize, Türkiye'mize yönelik büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Nedir o? İşte
Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı binlerce tırlık silahla, mühimmatla donatan, hatta daha ileri gidip işte görmüş olduğumuz gibi helikopterler tahsis eden bir batı var, bir Amerika Birleşik Devletleri var karşımızda. Dün o savaşın bozguncuları aynıydı. Her savaşın bozguncuları olur diyorduk. Bugün bu savaşın da bozguncuları var. Dün o savaşı, o mücadeleyi, 108 yıl önce verilen mücadeleyi çılgınlık olarak tanımlayanlar vardı. Bugün de Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçiğin ne işi var gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu mücadeleye gölge düşürmek isteyenler, darbe vurmak isteyenler var. Elbette olacaktır da, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri hem karada hem denizde hem de havada gereğini yapıyor bu saldırılara, bu hayasızca akına karşı. Yine Mehmet Akif'ten devam edelim. Vurulmuş, tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim seni tarihe desem sığmazsın diyor o büyük mücadele için, verilen o mücadele için. Tabii bir yandan Çanakkale'de bu yayını sürdürürken gündemden de uzaklaşmamak adına gazeteler hangi haberi nasıl görmüşler, onlara bir göz atacağız. Tek tek bakalım. Birinci sırada Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nin birinci sayfası, çok özür dileyerek telefondan yayını yapmak zorundayım aynı zamanda. Evet, Karadeniz'den kuşatma adımı demiş. ABD Kongresi'ne Türkiye ve Rusya karşıtı tasarı sunuldu. Aydınlık Gazetesi'nin birinci sayfası. Soğuk Savaş'ın en sıcak günlerinde dahi bir güvenlik adası olarak kalmayı başaran Karadeniz, Amerika'nın saldırgan hamleleriyle giderek bir çatışma alanına dönüştürülüyor. Yasa tasarısında Rusya'nın Karadeniz üzerinden Akdeniz'e ulaşması Amerika'nın ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendiriliyor. Bölgede ortak, çok uluslu, 3 yıldızlı bir karargah kurulması ve düzenli bir deniz varlığı geliştirilmesi isteniyor. Turuncu darbe iması da yapılan tasarıda kıyıdaş ülkelerde Rusya'nın etkisine karşı demokratik direnci arttırma çağrısı yapılıyor. Amerika'nın yeni hamlesinin Türkiye'ye güvenmemesinden kaynaklandığını söyledi emekli Tuğgeneral Fahri Erenel. Bu aynı zamanda Türkiye'nin kuzeyden kuşatılmasıdır dedi. Bölge ülkeleriyle birlikte bu oyuna asla izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. Erenel, Çin'in de Astana dörtlüsüne davet edilmesi önerisinde bulundu demiş manşet haberince, birinci sayfa haberinde Aydınlık Gazetesi. Yine seçim yaklaşıyor, yaklaşan seçimler öncesi Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek için öncülerden imza çağrısı yapılmış. Hasan Korkmazcan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, milli siyaset gerekli kadrolarla yürütülür. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyelim, ilk görevimiz imza demiş. Televizyon programcısı Pınar Işık Ardor'un bir çağrısı var. 14 Mayıs demokrasi şöleni olsun. Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için imza atalım demiş. Gazeteci Latif Şimşek, emperyalizme mücadele eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir imza ile destek olun açıklaması yapmış. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, eğer zorluklar önümüzde ise Türk milleti kendine Ergenekon destanındaki demirci gibi bir lider seçecek, Sayın Perinçek aday olmalı demiş. Gazeteci Kurtuluş Taiz'in çağrısı, vatansever ve Türkiye'nin siyasi tarihini hafızasında taşıyan bir lider olarak Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor ifadelerini kullanmış. Araştırmacı yazar Mustafa Albayrak, Doğu Perinçek PKK ve FETÖ'nün panzehridir, birçok şeyi erkenden görüp uyarır, tüm dostlarımı imza vermeye çağırıyorum açıklaması yapmış. Gazeteci Cevat Gök'ün çağrısı var. Sayın Doğu Perinçek mutlaka Cumhurbaşkanlığı yarışının içinde olmalı ve vatanperver insanların oyunu temsil etmelidir demiş. Yılmaz Demir Özçelik, Türkiye Emekli Astsubaylar Platformu yöneticisi, bu adil cesur insana üşenmeden gidip imza vereceğimi asker sözü, komando sözü, Mehmetçik sözü veriyorum.
Oyuncu Adnan Şur, Doğu Perinçek Türkiye Devrimi'nin büyük bir lideridir. Adaylığını eli kanlı, canlı yüreğimle sonuna kadar, özür diliyorum, etli, kanlı, canlı yüreğimle sonuna kadar destekliyorum açıklaması yapmış. Süleyman Karakul, ressam, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu her anlamda doldurabilecek ve tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşabilecek, ulaşabileceğimiz tek adaydır demiş. Vatan Partisi aynı zamanda bütün illerde, bütün kadrolarıyla bu seferberliği, imza seferberliğini başlattı. Yoğun bir ilgi de var. Aynı zamanda bu çalışma kapsamında bir de biliyorsunuz imza için internet sitesi kuruldu. 5 dakikasını her vatandaşın 5 dakikasını alacak bir konu aslında bu. Sadece kimliğinizle en yakın ilçe seçim kuruluna gidip Doğu Perinçek için hazırlanan formu rica edip o formu doldurup imzalayacaksınız. Hepsi bu kadar, hepsi bu kadar basit. Göreceksiniz en kısa zamanda o 100 bin imza hedefine ulaşıp önümüzdeki çalışmalar için de artık süreci ilerletmiş olacağız. Akşam gazetesiyle devam edelim. Ankara Finlandiya'ya vize verdi. NATO hayırlı olsun. Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Gösterdikleri hassasiyete binaen NATO'ya katılımları için onay sürecini başlatıyoruz dedi. Erdoğan Türkiye'nin terörle mücadelesindeki hassasiyetinin altını çizerek Finlandiya'nın samimi adımlar attığını gördük. Kararımızın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Atılan bu adımla Türkiye'nin iyi niyetini gösterdiğini belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla bağlantılı olacak diye konuştu. Konuk Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi. Dünyanın her yerinde herkesle konuşan tek kişisiniz. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bu haber bizi çok memnun etti. Her zaman İsveç'in NATO üyeliği gündemde tutuldu bu süreç boyunca. İşte İsveç'in PKK'lıları himaye etmesi, İsveç'in PKK derneklerine, yapılarına izin vermesi gibi süreçler konuşuldu. Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu bu süreçte ikinci planda bırakıldı. Ancak az önce Karadeniz'den kuşatma adımlarını hani Aydınlık Gazetesi manşet haberi yaparken şu unutulmamalı, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu İsveç'in NATO üyeliği konusundan kat be kat daha tehlikeli. Neden? Çünkü Baltık Denizi'ne Finlandiya ile birlikte Amerika kontrol altına alma planları yapıyor. Bu Rusya'ya tehdit olduğu kadar bir NATO üyesi demek, Kalaşnikov'a bir mermi daha diyoruz ya, Türkiye'nin bir düşmanı daha demek. Unutmayalım, bizim Finlandiya'yı İsveç'e sokmak istediğimiz o NATO 15 Temmuz'da 15 Temmuz darbe planını yöneten NATO'ydu aynı zamanda. Hem Brüksel'deki karargahlarından hem Türkiye'deki NATO karargahlarından maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızdırdıkları NATO'cu komutanlar ve generaller vasıtasıyla o saldırıyı yaptılar. İşte bugün Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya bir devlet kurdurmaya, ikinci İsrail kurdurmaya çalışan da aynı zamanda NATO. Amerika kimi zaman o yardımları doğrudan yapsa da kimi zaman bunu bu amaçlarla kurduğu aslında NATO üzerinden yapıyor, NATO üzerinden planlıyor. NATO demek darbeler tarihi demek, NATO demek terör tarihi demek, işte NATO demek bağımlı ekonomi tarihi demek. Bunu daha önceki programlarımızda defalarca dile getirmiştik. Umarız bu hatadan dönülür. Elebaşı'nın yeğeni o kazada öldü demiş Akşam Gazetesi yine helikopter kazasına ilişkin. Bir değil iki helikopter düşmüş demiş. Terör örgütü YPG, PKK, Duhok'ta havada çarpışan iki helikopterde 9 üyelerinin öldüğünü açıkladı. Onlardan biri de Mazlum Abdi'nin yeğeni. Irak'ın kuzeyindeki sır kazayla ilgili SDG adına yapılan açıklamada Süleymaniye'ye giden helikopterlerin hava şartları nedeniyle çarpıştığı belirtildi. Helikopterlerde örgütün sözde özel timi YAT'a mensup 9 kişi vardı. Pilotlardan biri de PKK YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin yeğeni Şervan Kobani'ydi. Bu hava muhalefeti nedeniyle o iki helikopter çarpışıp düşmeseydi belki de konu bunları bize anlattığımızda gazeteler, televizyonlar yazdığında biraz komik gelecekti ama işte görmüş olduğunuz gibi saldırıların düzeyi o kadar arttı ki müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı savaşan, Türkiye'ye saldıran, işte İstiklal Caddesi'nde bombalar patlatan bir terör örgütüne o helikopterleri
tahsis etmiş. İşte Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın suçüstü yakalandılar açıklaması da bu gerçeği işaret ediyor. 1 milyon 250 bin lira dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüme yönelik finansman paketinin detaylarını da sürmanşette küçük bir haber olarak görmüş. Kredi limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 liraya çıkarıldı. Krediye 0.79 faiz oranıyla 10 yıl vade uygulanacak. Müteahhit de 250 milyon liraya kadar kredi verilecek. 12 ay ödemesiz 48 ay vade imkanı sağlanacak demiş. Akşam gazetesi Çanakkale Zaferi'ne ilişkin birinci sayfadan bir küçük bir afiş görmüş. Boğaz'ı savunan kalede tarihi gün başlığıyla da küçük bir haber. Büyük Zafer'in 108. yıl dönümü kutlamaları Seddülbahir Kalesi'nin açılış töreniyle taşlanıyor. Restorasyonuna 2015'te başlanan kalede çalışmalar tamamlandı. 1659'da Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak için inşa edilen kale bugünden itibaren ziyaret edilebilecek demiş haberin ayrıntısında. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Kimse sahip çıkmıyor. İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı. Kuzey Irak'ta düşen helikopterin enkazı da olayda ölenlerin cesetleri de ortada kaldı. Korsan helikopterde ölenlerin bazıları PKK'lı çıktı. Bazılarının kimliği meçhul. Helikopteri üreten Fransa'da, PKK'lılara havacılık eğitimi veren Amerika'da sessiz demiş haberin ayrıntısında. ABD Genelkurmay Başkanı ile Merkez Kuvvetler Komutanı'nın Suriye ziyaretinden birkaç gün sonra Kuzey Irak'ta radara yakalanmamak için alçak irtifada seyreden iki helikopterden birisi düştü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Fransa yapımı helikopterlerde ölenlerin PKK'lı olduğunu açıkladı. Terör örgütü PKK ise aslında iki helikopterin de düştüğünü sözde YAT Genel Komutanı Şervan Kobani ile 8 teröristin öldüğünü duyurdu. İkinci helikopterin nerede düştüğü konusunda bilgi verilmedi. Yeni Şafak'ın ulaştığı kaynaklar ölü sayısının 14 olduğunu, PKK'lılar dışındaki cesetlerin kimliğinin belirsiz olduğunu söyledi. ABD'nin Suriye'de Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıktaki bir bölgede PKK-YPG'ye havacılık eğitimi verdiği de tespit edildi. İstihbarat kaynakları Amerika'nın Deirizor'daki terör örgütü PKK-YPG'ye iki helikopter tahsis ettiği bilgisine ulaştı. Helikopterlerin düştüğü bölgede PKK ile yakın ilişkide olan İran'ın helikopterlerle ilgili bilgisi olup olmadığı da merak konusu. Hani helikopteri veren PKK, eğitimi veren, helikopteri tahsis eden Amerika, Fransa ama Yeni Şafak bir şekilde İran'ın bilgisi var mıydı, yok muydu, bu da merak konusu diye İran'ı da bir şekilde yedirmeyi ihmal etmemiş haberin içine. Finlandiya'ya NATO vizesi. Sürmanşette görmüş bu haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının mecliste onay sürecini başlatmaya karar verdik dedi. Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı basın toplantısında İsveç'in üyeliğine dair şunları söyledi. 120 teröristin ismini verdik. Bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bu tür eylemler olmadığı için Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak zorunda kaldık demiş. Farz edelim İsveç 120 teröriste Türkiye'ye verdi. Bu İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'ye ve bölgeye bir tehdit teşkil etmediği anlamına hiçbir zaman gelmeyecek ve bu konuda hiçbir zaman bu kadar basite indirgenmemeli. KKTC için kilometre taşı, Ankara'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yer alması Güney Kıbrıs Rum yönetimini çıldırttı. KKTC'nin sembollerinin uluslararası toplantıda boy göstermesi, Kıbrıslı Türklerin egemen ve ayrı bir devlet olduğunu bir kez daha ortaya koydu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yaşananlar için bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizde önemli bir kilometre taşı ifadelerini kullandı. Masada Ramazan, HDP'de sol korkusu. Krizler gölgesinde kurulan altılı masanın en sıcak gündemi yaklaşan Ramazan ayı demiş gazete. Koalisyonun sağ kanadındaki İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi oruç ayında CHP'lilerin muhafazakar kesimi rahatsız edecek açıklamalar yapmasından endişe ediyor.
Gizli ortak HDP ise Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girmesi halinde sol ifadesinin muhafazakar Kürtleri huzursuz etmesinden korkuyor diye bir haber yapmış. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün PKK'nın siyasal uzantısı HDP'yi ziyaret etmesi bekleniyordu ancak o ziyaret iptal oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretin neden iptal olduğu sorusu yöneltildi. Onu ev sahibine soracaksınız sözleriyle ilginç ve ironik bir yanıt verdi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Evet, Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfası, şöyle özür dileyerek açıyorum. Dönüşümde her konuta 1 milyon 250 bin lira manşeti olmuş. Hazine Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm için 600 bin lira olan kredi imkanını 1 milyon 250 bin liraya yükseltmesini birinci sayfasına taşımış. 0.79 faiz oranıyla 10 yıllık vadeyle bu destek verilecek demiş. Aynı zamanda KKTC için tarihi adım atıldı şeklinde bir başlık var. Dokuzlu masa Rumları çıldırttı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısına KKTC'nin ilk kez gözlemci sıfatıyla katılması ve zirvede Kıbrıs Türk bayrağının dalgalanması Rumları kahretti demiş. Ankara'da bir araya gelen 9 Türk lider birlik mesajı verirken KKTC için de tarihi bir adım attı. Kıbrıs Türk'ü ilk defa uluslararası bir zirvede temsil edildi. Güney Kıbrıs çıldırdı. Macaristan'dan izahat istemeye hazırlanan Rum yönetimi Türk devletlerinin nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını duyurdu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Rumlara cevabı verdi. İlk defa anayasal adımızla bir zirvede yer alarak önemli bir aşama kaydettik. O bayraklarımızın önünde hep birlikte fotoğraf vermemiz bizim için çok anlamlıydı. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olacak. Çağ dışı izolasyonlar kalkacak. Kıbrıs Türk devletlerinin önü açılacak demiş haberin ayrıntısında. Evet, Çanakkale'den yayınımız devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Bir yere ayrılmayın. Hem gazetelerle hem de günün anlam ve önemine binaen konuklarımızla haberlerimizle devam edeceğiz. Evet, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Çanakkale'den yayınımızı sürdürüyoruz. Televizyonlarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatayım. Aynı zamanda tanıtmış olayım. Yayın yaptığımız yer tam Kilitbayır Kalesi'nin karşısı. Kilitbayır Kalesi'ni önce sizlere tanıtayım. Kilidül Bayır eski adıyla, yani Deniz'in Kilidi Kalesi. 1452 yılında Çanakkale Boğazı'nın Avrupa kıyısına inşa edildi. Boğaz'ın en dar bölümüne inşa edildi. Amaç neydi? Amaç, İstanbul kuşatılırken Fatih Sultan Mehmet tarafından Avrupalı devletlerin Bizans'a yardım göndermesini engellemek amacıyla o kale yapıldı. Çevresi tam içi, çevresi 30 topla donatıldı aynı zamanda. O topların menzili bütün Boğaz'ı etkisi altına alıyordu. Çimenli Kalesi'nin tam karşısına inşa edilen bu kale 220 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde. Aynı zamanda daha sonra 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından güçlendirildi. Sonrasında da işte Venedik savaşları sırasında kullanıldı. Çanakkale Savaşı'nda da bu kale kilit bir, adı gibi kilit bir görev yerine getirdi. Şekli itibariyle de üç yapraklı yoncaya benzetiliyor Kilitbayır Kalesi. Hemen yanında Çanakkale ile özdeşleşen Dur Yolcu yazısı bizleri karşılıyor. Bir Türk bayrağı, bir elinde silah tutan Türk askeriyle birlikte Dur Yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin
battığı yerdir mısralarıyla birlikte bizi karşılıyor. Aynı zamanda bu yayın sırasında bizlere eşlik eden donanmamıza ait bir de fırkateynimiz var. TCG Salih Reis fırkateyni F-246 koduyla görev yapan Barbaros sınıfı bu fırkateyn 1997 yılında denize indirildi. 1998 yılında da hizmete başladı. Aynı zamanda 3380 ton ağırlığında, 118 metre uzunluğunda, 4.3 metre genişliğinde bir fırkateyn bu gemi aynı zamanda. İçerisinde subaylarımız, astsubaylarımız, uzman erlerimiz, erbaşlarımız görev yapıyor aynı zamanda. Bugün gün boyunca TCG Salih Reis fırkateyni de Çanakkale açıklarında seyredecek. Zaten bayraklarla donatıldığını görüyoruz. Zaman zaman gemiden buraya yansıyan sesler de oluyor aynı zamanda. Dün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'deyiz. Gerçekten bu topraklara ayak basar basmaz aslında o ruhu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Çanakkale'nin neredeyse her tarafında işte kullanılan toplardan tutun da anıtlara kadar sizi bir anda 108 yıl önceye götürüyor. Bir vatan kalbinin attığı yer diyor şair. 108 yıl önce vatanın kalbi işte tam da bu topraklarda atıyordu. Bugün vatanın kalbi Doğu Akdeniz'de, bugün vatanın kalbi Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçiğin mücadelesinde atıyor. Bugün vatanın kalbi işte sınır ötesi harekatlarla Amerika'nın kara ordusunu süpüren Mehmetçik'le birlikte atıyor. Bugün vatanın kalbi 15 Temmuz'da Amerika'ya direnen, NATO'ya direnen, darbe girişimlerine direnen Türk milletinin Necip iradesinde atıyor aynı zamanda. Şimdi bu mücadele öyle büyük mücadele ki dedik ama sadece bu mücadele değil, Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren aslında verilen büyük bir mücadele var. Tarihçiler, tarih kitapları, tarih Birinci Dünya Savaşı'nı aslında Türk milletinin, Türk ordusunun yenilgisi olarak lanse eder. Aslında öyle değildir. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk milleti, Türk ordusu büyük bir kazanım sağlamıştır. O kazanımı Kurtuluş Savaşı'na yansıttı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanılacağının yöntemi bir anda ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nda en baştan bir lider doğdu, bir askeri deha ortaya çıktı. Bu milletin birilerinin dediği gibi işte kaderin cilvesi değildi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk milletin bağrından kopan, milletin büyüttüğü, milletin beslediği bir liderdi. O lider kendi milletinin bağımsızlık savaşına da öncülük etti. Şimdi sadece Çanakkale şehitlerimize değil, Birinci Dünya Savaşı'nda bütün cephelerde mücadele eden şehitlerimiz için mızıka çalındı, düğün mü sandın türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Evet, devam ediyoruz. Çanakkale'den yayınımıza gazete manşetlerini sizlere bir yandan aktarayım. Sabah gazetesi manşeti 28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı demiş. Hatay'dan gelen depremzede aileye adı Çağdaş olan okuldan Çağdaş uygulama. Ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları TNİ'nin okula nakli başörtülü diye kabul edilmedi. Yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı özel çağdaş okullarından skandal tavır. Hatay'da depreme yakalanan İ ailesi taşındıkları Eskişehir'de 9. sınıf öğrencisi olan başörtülü kızları TNİ'nin naklini bu okula aldırmak istedi. Ancak okul müdürü İsmail Samur, bizim okulda hiç başörtülü öğrenci yok, burada zorlanırsınız, başka bir okula gitseniz iyi olur diyerek kaydı yapmadı. Valiliğe şikayette bulunan aile okuldaki 28 Şubat zihniyetine tepki gösterdi. Depremde onlarca yakınımızı kaybettik ama bu olay bizi daha acı geldi dedi. Şimdi 14 Mayıs'ta malum bir seçim var. O seçim yaklaştıkça bu gazetelerde bu tarz haberleri yoğun bir şekilde okuyacağız ki biz buna daha önceki seçim dönemlerinden alışığız. Ama şu 28 Şubat olayında ah keşke bir de çıkarabilsek. 28 Şubat neydi, neye karşı yapıldı? Yakın dönemde yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminin 28 Şubat'la nasıl bir bağı var? Bunları bir idrak edebilsek belki bu tarz haberleri yapmayacağız. Elbette bu konudan bağımsız söylüyorum. Burada hatalar vardır, yanlışlar vardır. Hepsi ayrı ayrı işlenecek konulardır ama 28 Şubat Batı destekli irtica girişimine karşı yapılan bir hareketi buna indirgemek bu başka bir boyut. Seçim yaklaştıkça dediğim gibi sosyal medyadan, bazı gazetelerden, bazı televizyonlardan bu haberlerin daha da yoğunlaştığını göreceksiniz elbette. Finlandiya'ya NATO için vize demiş Sabah gazetesi yine birinci sayfasında. Başkan Erdoğan, güvenlik kaygılarımızın giderilmesine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün meclisimizdeki onay sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin bekasına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. NATO'nun genişleme sürecini bu gerekçeler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Evet, bir atış yapılıyor şu an. TCG Salih Reis Fırkateyni'nden atış yapılıyor. Top seslerini siz de duyuyorsunuz. Saatler 10-13'ü gösterdiği sırada 4. atış da yapıldı. Evet, bir yandan top atışlarını sizler izlerken, ekranlarımıza yansırken TCG Salih Reis Fırkateyni'nden yapılan bu atışlar aynı zamanda selamlama atışı, rutin olarak yapılan, biz de o anlara canlı canlı şahitlik ediyoruz şu an. Ardı ardına atışlar yapılıyor, yankılanıyor aynı zamanda bütün Çanakkale'de. Evet, TCG Salih Reis Fırkateyni selamlama atışını yaptı. Çanakkale geçilmez, dur yolcu, özür diliyorum, dur yolcu Çanakkale ile sembolleşen o yazının önünde selamlama atışını yaptı. Canlı canlı ekranlarınıza getirdik bizler de bu selamlama atışını. Devam edelim. Finlandiya'nın samimi adımlar attığını gördük dedi Erdoğan. Ülkemizin hassasiyetlerini gösterdikleri önem nedeniyle Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay sürecini başlatıyoruz dedi. Umarım meclisimizdeki onay sürecinde milletvekilleri bu konuda daha sağduyulu ve aynı zamanda daha Türkiye'nin çıkarına olan kararı verirler. Ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilir. Bu kadar da açık söyleyelim. Çünkü hiçbir yerde görülmemiştir herhalde. Savaştığınız düşmanın kuvvet toplamasına, güç toplamasına aracılık etmek hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Ama maalesef biz bazı sahiplerle, işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, özellikle Finlandiya'nın üyeliği konusunda gayet eli açık şekilde hükümetin davrandığını görüyoruz.
Asrın felaketinin faturası 2 trilyon demiş Sabah gazetesi yine birinci sayfasında. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 11 ili etkileyen depremlerin maliyetini hesapladı. Asrın felaketinin Türkiye ekonomisine maliyeti 103.6 milyar dolar yani 2 trilyon lira. Kamu kaybı 242 milyar lira. 518 bin konut ağır hasarlı ve yıkık. Maddi hasar 1999 depreminden 6 kat daha fazla demiş. Diyarbakır Bağlar'da 6 mahalleyi kapsayan bir kentsel dönüşümü de örnek vererek kentsel dönüşüm engellendi. 284 kişi hayatını kaybetti demiş. Tabii ki biz şunu da hakkını verelim. 108 yıl önce verilen vatan mücadelesini burada anlatırken Türk ordusu, Türk milleti el ele diyoruz. Kaldı ki ordu millet mantığıyla yetiştirildiğimiz, ordu millet şiarıyla hareket ettiğimiz için ordu millet el ele değil aslında ordu milletin ta kendisi. Ne yaptık? El ele, kol kola, omuz omuza 108 yıl önce o mücadeleyi verdik. Bugün de 11 ilimizi kapsayan depremler sırasında gördük ki bizim o birliktelik duygumuzdan, azmimizden ve irademizden hiçbir şey kaybetmemişiz. Hatalar vardır, eksiklikler vardır. Bunlar eleştirilebilir elbette. Ama biz bir seferberlik ilan edilmeden bile Türk milletinin nasıl seferber olduğunu, nasıl elinin taşın altına koyduğunu, sadece elini de değil, gövdesini taşın, hatta enkazın altına koyduğunu şahit olduk. Bunun için açık yüreklilikle söyleyelim, aynı ruh 108 yıl sonra bugün de var. Hürriyet gazetesi ya Çanakkale olmasaydı sürmanşetine taşımış bu başlığı. Çanakkale zaferi hem Türkiye hem dünya tarihinin akışını değiştiren muazzam önemde bir olaydır. Peki ya bu zafer kazanılmasaydı? Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkışı farklı olabilirdi. Anadolu toprakları 3 yıl önce işgal edilebilir. Milli mücadele zora girebilir. 1917 Sovyet devrimi, Çin'in, Küba'nın, Afrika'nın tarihi farklı yazılabilirdi. İşte biz bu yüzden aslına bakarsanız Çanakkale zaferi salt bir Türk zaferi değil, aynı zamanda bir Asya zaferidir diyoruz. Neden? Çünkü bir devir kapandı, yeni bir devir açıldı. Çanakkale direnişi sayesinde, zaferi sayesinde işte Sovyetler Birliği kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'ne maddi manevi her alanda en büyük desteği veren ülke oldu. Çin'in, Küba'nın, Afrika'nın tarihi de bu anlamda emperyalizme karşı başkaldırıyla taçlandı. Kahramanlar anlatıyor demiş, bir yazı dizisi yayınlamış yine hikayeleri. Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan hikayeleri Hürriyet gazetesi yazı dizisi haline getirmiş. Manşetinde sözde bağışçı ifşa olacak diye bir ifade var Hürriyet gazetesinin. Depremzedeler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılan bazı iş insanları haftalar geçmesine rağmen vaat ettikleri parayı hala yatırmadı. Canlı yayında yardım sözü veren bağış şovmenlerinin isimleri yakında açıklanacak. Birçok televizyon kanalında canlı yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyası büyük ilgi gördü. Kamu kurumlarından kumbarasını bozduran çocuklara, ineğini satan köylüden maaşını bağışlayan emekliye kadar bütün Türkiye iyilik için yarıştı. Gecenin sonunda 115.1 milyar liradan fazla yardım sözü verildi. Ancak 74.2 milyar lirası AFAD'a yatırıldı. Paranın büyük bir bölümü kamu kurumlarından geldi. Birçok iş insanı sözlerini tutmadı, parayı yatırmadı. Bu kişiler yanlışlıkla eski parayı telaffuz etmişim, ani ödemem çıktı, para bekliyorum, alınca ödeyeceğim gibi bahaneler öne sürdü. AFAD yakında ödeme yapanlar açıklayacak, söz verdikleri halde parayı yatırmayanları ortaya çıkaracak demiş. O helikopterler PKK'nın mıydı diye bir soru başlığı atmış. Kuzey Irak'taki helikopter kazası ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kötü hava şartlarından kaynaklanan olayda bir değil iki helikopter düştü. Ölen 9 kişi de YPG PKK üyesiydi. Bir helikopterin pilotu Kobanili Abdo Mustafa Abdi adlı teröristi. Mazlum Abdi'nin yeğeni olduğunu az önce başka bir gazeteden sizlere aktarmıştık. Hızlıca Sözcü gazetesine göz atalım. Çanakkale içinde soydular bizi diye bugünle bağdaştırarak bir başlık kullanmış sürmanşette.
1915 Çanakkale Köprüsü için yıllık 16.4 milyon araç geçiş garantisi verdiler. Sadece 2.2 milyon geçti. Hani başka başlık mı bulamadınız? İroni yapacak başka ifade mi kullanamadınız da bugün özel bu başlığı attınız maalesef. Böyle bir başlık var. Bunun haber değeri var mı? Elbette vardır. Yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Ama bu başlıkla yapılması, bugün de yapılması özellikle insan içine sinmiyor. 115 milyar lira bağışlandı, 74 milyar lira yattı, gerisi yok. 41 milyar mevta oldu, başımız sağ olsun diye başlık kullanmış. Az önce aktardığım sizlere ayrıntılarını söylediğimiz haberi birinci sayfasına taşımış. AFAD yakın zamanda söz verdiği halde söz verdiği bedeli bağışlayamayan isimleri de tek tek açıklayacakmış. Cumhuriyet gazetesi sel sularıyla gelen skandal demiş. Şanlıurfa'da tedbirsizlik sele dönüştü. 8 kişinin can verdiği Abide Köprülü kavşağı felaketin simgesi oldu. Ölüm geçidinin üst yollarını 104 milyon TL'ye Gürbağ grubuna ait olan Ohitan adlı firma yaptı. Şirket kamudan ihale alırken yurt dışındaki işlerini referans gösterdi. Tartışma da böyle başladı. Firmanın Irak'ta 322.9 milyon dolara tünel yaptığına ilişkin belgelerin sahte olduğu iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı araştırdı. Irak'a yerinde tespit için heyet de gönderildi. Ancak aranan tünel bulunamadı. Firmaya ihale yasağı getirilmesi için suç duyurusunda bulunuldu. Cumhuriyet Gazetesi 1. sayfadan bugün özel, tarihin seyrini değiştiren 108. gurur yılı demiş. Çanakkale Savaşları 108 yıl önce bugün başladı. 287 gün denizde ve karada, 260 gün karada büyük çarpışmalar yaşandı. Yokluk içindeki ordu Mustafa Kemal önderliğinde tarihi bir zafere imza attı. Bağımsızlık ateşi yakıldı. Milli mücadelenin ve cumhuriyetin ön sözü yazıldı diye bir ifade kullanmış. Posta gazetesinin birinci sayfasına hızlıca bakalım. Her resim bir hayat. Çizim yaptığı karton bardakları satarak dünyayı gezen Berk Armağan, depremden sonra kendini bölgedeki çocuklara adadı. Yüzlerce çocuğa malzeme ulaştırdı, resim çizmelerini sağladı. Armağan çocukların kimi hüznünü, kimi umudunu kağıda döküyor ama hepsi sonunda bir nebze olsun rahatlıyor dedi ifadelerini kullanmış. Karar gazetesi MTA'da Maraş depremi için uyarmış demiş. Söylemeyen kalmamış. Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketinin beklenmeyen bir hadise olmadığı. Bu konuda AFAD'ın raporlarının Jeoloji Mühendisleri Odası ve üniversitelerin uyarılarını dikkate alınmadığı ortaya çıkmıştı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün de 15 yıl önce Maraş için valiliğe rapor sunduğu öğrenildi. 2008'de dile getirdikleri uyarıları hatırlatan uzmanlar rapora uyulsa böyle olmazdı ifadelerini kullanmış Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında. Bir Gün Gazetesi tarikatlara seçim rüşveti demiş. Tarikat desteğini kaybetmek istemeyen iktidar bu yapılara ödüllendirmeyi sürdürüyor. İskender Paşa ve Nakşibendi tarikatı gibi yapılara izinsiz para toplama hakkı verildi demiş. Sarayın itiraf gibi deprem raporu, depremden 40 gün sonra açıklanan Cumhurbaşkanlığı'nın özel raporu plansızlığı, liyakatsizliği ve beceriksizliği tescilledi diye hiç şöyle bakıyorum. Evet. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin hiçbir haberi birinci sayfasına taşımadan bugünü geçiştirmiş Bir Gün Gazetesi. Bir yandan rüzgarla mücadele ediyoruz tabii ki. Takvim Gazetesi siparişler elde kalır demiş. Mansur Yavaş vaatleri kanı verdi. Masanın adayının kendisi olacağını zannetti. Çok sayıda takım elbise sipariş etti ama neyse okumayalım. En azından bugün böyle haberleri okumayalım. Şimdi bir değerli konuğum var. Kendisiyle Çanakkale... Tamam, şöyle yapalım o zaman, bir kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından emekli Deniz Kurmay Albay Sayın Halil Özsaraç'la konuşacağız. Çanakkale'deyiz. Deniz savaşlarının, özellikle deniz savaşlarının kara boyutuna da gireriz elbette. Ayrıntılarını kendisiyle konuşacağız kısa bir aradan sonra.
Gökçe'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hedef 100 bin imza. İlçe seçim kurullarında imza çalışması 22 Mart'ta başlıyor. Son 4 gün. Evet, yayınımız devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz emekli Denizkurmay Albay Sayın Halil Özsaraç. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmayıp İstanbul'dan buraya kadar geldiğiniz için de güzel ayrıca, oldu. Ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Hani siz de bir denizci olarak hem belki hatıralarınız vardır, var, hem onları da dinlemiş oluruz. Ayrıca da teşekkür ederiz. Komutanım, az önce bir saygı atışına şahit olduk. Evet. DCG Salih Reis Fırkateyni'nden saygı atışı yapıldı. Evet. Bunun anlamıyla başlayalım mı? Nedir o saygı atışının anlamı? Neden yapılır? Protokol günü önemine binaen işte böyle bir atış duyduk az önce. Bu tabii bir Bahriye geleneği. O gelenek bugün de kendisini hissettirdi. Çanakkale geçilmez geleneği değil mi? Çanakkale geçilmez. Yani emperyalizmin yıllar önce ana vatanımıza saldırdığı yerdeyiz. Burası aslında bizim mavi vatanımızın da jeopolitik anlamda en güçlü olduğu yer. Yani işte Osmanlı, biliyorsunuz, Marmara Denizi etrafında kuruldu, büyüdü, genişledi. Bu iç deniz olarak aslında savunmamızın bel kemiği. Bir düşman saldırısına uğradığı zaman o düşman için yıkıcı etkilere yol açan böyle bir noktadayız aslında. Yani bu Çanakkale Boğazı, şu an işte Çanakkale'deyiz. Karşı tarafta Kilit Bayır var. Şu karşı tarafın mesafesi 1300 metre. Dolayısıyla çok dar olduğu için her zaman için daralan su yolları bir jeopolitik güç anlamına gelir. Yani bu Doğu Akdeniz için de geçerli. Yani Doğu Akdeniz'in jeopolitik anlamda en güçlü, en anlamlı devletleri dendiği zaman aklımıza ilk Türkiye geliyor. Türk Boğazları nedeniyle. İşte arkasından Adalar Denizi nedeniyle işte Türkiye ve Yunanistan yetişti. İkimizin denizi, aradaki Adalar Denizi, Ege Denizi ve Mısır'ın Süveyş Kanalı. Bu daralan coğrafyalar aslında ülkelere çok büyük jeopolitik bir güç kazandırıyor. Şu an o güç alanının içerisindeyiz. İçerisindeyiz. Aslında Türkler denizci bir millet diye bir ifade vardır ya burada. Şimdi şöyle, yanlış hatırlamıyorsam Karesioğulların beyliğinin katılmasından sonra denizcilikle mesafe kayıt ediyoruz değil mi? Şimdi asıl böyle Çaka Bey'le başlıyor bizim. Böyle bu beylikler döneminden daha önce, yani bizim Anadolu'ya ilk gelişimizle beraber, Türkler Anadolu'ya ilk gelişiyle beraber burada kalıcı olmanın sırrının denizcileşmekten geçtiğini anladılar. Nasıl anladılar? Yağmacılar sayesinde anladılar. Çünkü dün gece Ulusal Kanal'da Kunta Kinte'nin ikinci bölümü vardı. Hı hı. Ulusal Kanal'ın bu arada çok güzel dizileri oluyor, filmler oluyor özellikle cuma akşamları. İşte bu denizde güçlü olmayan Afrikalıların köleleştirilme süreci. Yani yağmacı güç gelip insanların bütün kaynakları beraber alıp köleleştirip kendi ülkelerine götürüyorlar. Bu süreci aslında Anadolu'da yaşadık. Türkler Anadolu'ya geldiğinde aynı Kunta Kinte gibi Katolik dünyasının saldırısına uğrayıp Ortodoks dünyasıyla beraber köleleştirilmeye çalışıldı. Buna karşı koyabilmek adına Türkler denizcileşmek zorunda olduğunu anladılar. Ve daha gelir gelmez hızlı bir şekilde denizcileşme sürecine girdik ve kendimizi yağmacı güçlerden koruduk. Yani emperyalizmin, günümüz emperyalizmin, geçmiş dönemde yağmacıların ve sömürgecilerin en önemli silahları denizlerdir. Denizde güçlüdürler. Yani en basit anlamıyla, yani bir sömürgecilik, emperyalizm anlamında üretim merkeziyle tüketim merkezinin arasında bulunan bu denizler, ticaret olur. Çünkü üretilen her şey denize çıkar bir diğer ülkeye gitmek için. Dolayısıyla böyle bir yerlere falan işgal etmekle çok uğraşmaz sömürgeci ve emperyalizm. Aradaki ticaret yollarını egemen olup ticareti kendi üzerinden yapılmasına zorlar. Günümüzdeki dolar imparatorluğu var ya, aslında emperyalist Amerika'nın işte denizci işte dayatmalarından, denizci gücünün bir eseridir aslında. Aslında bütün, zaten sömürgeler de özünde ekonomik kaynaklarını tam anlamıyla, kapasitelerini kontrol etme amacıyla yapılmaz mı? Tabii. Yani
Emperyalizmin en önemli silahı denizlerdir. Dolayısıyla emperyalizmle mücadele etmenin de en önemli silahı denizlerdir. Yani atalarımız 16. yüzyıldan itibaren özellikle yağmacı güce karşı çok üstün bir performans gösterdi. Denizlerde güçlü olarak bunu sağladı. Yani Batı Akdeniz'e varıncaya kadar kendi ana vatanımızı yağmalamaya gelecek bütün o eski denizci kuvvetleri, ki biz denizcileştiğimiz için onlar gerilediler. Dolayısıyla kendimizi savunma konusunda çok önemli yetenek ve altyapı sağlamıştık. Bunu tabii biz 19. yüzyıla kadar falan devam ettik. Fakat özellikle 19. yüzyıldan itibaren emperyalizmin bizim yavaş yavaş kendi mavi vatanımıza yaklaşmasıyla beraber bu durum değişmeye başladı. Ve sonuçta emperyalistlerin savaşı olan Birinci Dünya Savaşı'na geldi. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nda girişi de Osmanlı İmparatorluğu'nun bir anlamda denizlerdeki müdahalesiyle başladı komutanım. Bu anlamda da bir önemi var. Tabii şimdi şöyle... şimdi Birinci Dünya Savaşı'na gelmeden önce emperyalistlerin kendilerine vekil olarak kullandığı devletler vardır. Onları da mesela bir miktar denizcileştirirler. Kendileri için kullanır. Mesela ilk emperyalizmin, İngiltere'nin vekil devleti Rusya olmuştu. Rusya denizlerde güçlenebilmek için İngiltere'nin vekil devleti olmayı kabul etmişti. Ta böyle 18. yüzyıldan itibaren. Daha sonra Japonya çıktı. Almanya çıktı, Yunanistan ortaya çıkartıldı, zaman zaman Osmanlı emperyalizmin vekil olarak kullanıldı bu ittifaklar zinciri içerisinde. İran daha sonraki yıllarda bu 20. yüzyılda İran bile emperyalizmin vekil olarak kullanıldı. Bu tabii bir denizde nispi olarak artış ama emperyalizme bağımlı olduğunuz sürece ve emperyalizmin kontrolünde ve onun istediği zamanda gücünüzün tüketileceği evrelerde çok bir şey yaramıyor. Tabii bunu Almanya bozmaya çalıştı. Almanya aslında 1870'te yeni kurulmuş bir devletti ve hızlı bir şekilde o sanayisini kullanarak 1890'lardan itibaren İngiltere'ye isyan ederek adeta, çünkü İngiltere'nin vekili olmak istemiyordu. O da emperyalistlerin arasına katılabilmek için hızlı bir şekilde kendisini denizcileştirdi. Bunun üzerine zaten Birinci Dünya Savaşı çıktı. Şimdi bu 1912 yılından itibaren bu meşhur Goeben-Breslau gemileri var ya Almanların. Bunlar aslında Akdeniz'in Akdeniz'de konuştu olan, yani sürekli konuşulan Alman gemileriydi. Savaşın başlamasıyla beraber bunlar Akdeniz'e sıkıştılar. Cebeli Tarık'a doğru önce bir yöneldiler. Geri dönmeye çalıştılar ancak kuvvet çoğunluğuyla İngiliz ve Fransız donanmasının, yani Akdeniz filosunun diyeyim, Cebeli Tarık önünde bulunmasının nedeniyle Cebeli Tarık'a yönelmekten vazgeçip Doğu Akdeniz'i ve Çanakkale sularına kadar gelip Çanakkale Boğazı'nın içine girdiler. Tabii bu İngiltere için de kötü sonuçlara yol açtı. Yani kendi savaş kabinesinde bir amirali, Amiral Mill, bu Akdeniz filo komutanı istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü bu iki gemiyi elinden kaçırdığı için. Osmanlı'nın da özellikle Goeben, yani Yavuz olacak daha sonra ismi, bu gemiye çok ihtiyacı vardı. Bu gemiyi sahiplenip, yani 80 milyon marka satın aldığını dünyaya ilan edip, halbuki bu bir ittifakın bir parçasıydı. Çünkü kendisi de emperyalizmin sürekli kazığını yiyen bir ülke olduğu için Osmanlı, mesela bu Birinci Dünya Savaşı'ndan önce iki tane dreadnought, Reşadiye ile Sultan Osman gemileri dünyanın parasını harcadı. Fakat savaş başlamadan önce bu bir tanesi bitmişti, diğeri de bitmek üzereydi. Bu gemilerin teslimini yapılmadı. Yani bu bir emperyalist klasiktir. Yani F-35'ler falan evet, var ya. Ben de onu diyecektim. Siz anlattıkça böyle hep mesela az önce vekil devlet emperyalizm dedim. Bugün kafamdaki vekil devletler. Evet. O iki geminin parası ödenmişti, hatta bitmişti ama verilmemişti. Emperyalizm bugün de verilmedi. Sürekli yaşatır. Yani 1875 yılında da mesela aynı şey yaptı. Bu Ironclad sınıfı 4 tane gemi sipariş ettik.
Bir tanesini verdi. Üç tanesini siz işte Ruslarla savaşacaksınız. Osmanlı-Rus savaşı başlamak üzere. Ben vermiyorum sana deyip parası ödenmiş şeye el koydu. Onları da İngiliz bayrağı çekti. Şöyle görüşler de var ya komutanım. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılmayabilirdi. Çünkü neden? İşte İttihatçılar Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'nda girmeye sürükledi. Paylaşılmak istenen coğrafyanın sahibiyiz değil mi? Osmanlı Devleti. Evet. Yani sömürge, yani Almanların da mesela Mustafa Kemal'in yaptığı analizlerde yakın tehdit, uzak tehdit analizleri var. Uzak tehdit olarak Almanya'yı görüyor, yakın tehdit işgal devletlerini görüyor. Almanya'nın yanında savaşa girmeye, birlikte girmeye mecburuz diyor. Ama buna rağmen işte bazı tarihçiler, bazı tarih kitapları bir çılgınlık olarak atfedip tamamen iddiaçıların üzerine yıkma bu durumu ve böyle bir argümanla. Bunları için ne söylemek gerekir? Vallahi Osmanlı nasıl sıkıntısı deniz kuvveti açısından savaşa hazır olmayış. Yani bu tür büyük savaşlarda savaşın sonucunu belirleyecek olan şey ikmal yollarının, yani deniz ticaret yollarının kullanılabilir olup olmadığı mesele. Yani Çanakkale Boğazı'nın önemi de böyle. Yani bu az önce Goeben ve Brestov gemileri Çanakkale Boğazı'ndan içeri girdi demiştim ya. Yani 10 Ağustos tarihinde girmişti. 10 Ağustos tarihinden yani çok kısa bir süre sonra İngiltere bu Çanakkale Boğazı'na biz savaşa girmemiş olduğumuz halde abluka uygulamaya başladı. Yani boğazı giriş çıkışı kontrol etmeye başladı. Hatta bizim kendi savaş gemilerimizin Çanakkale Boğazı'ndan çıkışına izin vermedi. Yani kendi denizimizi düşünebiliyor musunuz? Evet. Bakın yani emperyalizm bir başkasına ait olan denizlere saygı göstermez. Yani onun kendi deniziymiş gibi şey yapar. Yani bugün günümüzdeki sıkıntı da o. Mesela Asya denizleri Asyalıların değil. Afrika denizleri Afrikalıların değil. Bizim mesela Karadeniz'e bile NATO üzerinden Amerika sahip çıkmaya çalışıyor. Bu son yaşadığımız olaylarda. Tabii ki emperyalizme bir kere kendi denizlerimize sahip çıkarak cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi donanma neden hazır değildi komutanım? Donanma, ben size Osmanlı donanmasını getirdim aslında. Tabii şurada Osmanlı donanması var. Yani bunun içerisinde Yavuz ve Midilli de var. Değil mi? Çok görkemli bir görüntü çiziyor şu an. Çiziyor mu? Şu an çiziyor ben. Ya ben peki, hani bir denizci değilim, sizin kadar iyi bilemem ama. Ben size o zaman hemen bir tane daha başka bir şey göstereyim. Şurada. İşgal kuvvetlerini. Şurada gözüküyor mu? Bu sadece İngiltere mi komutanım? Bu sadece İngiltere. O zaman. İngiltere. Şimdi. Az önceki söylediğimden var mı? Az önceki şurada. Şu bit kadar yer var ya, bakın şu. Evet. Az önce size gösterdiğim şey şu bit kadar yer. Yani emperyalizmle karşı koyabilmek için, emperyalizme yani denizde karşı koyabilmek için emperyalizme karşı koyabilecek daha büyük donanmalara ihtiyacımız var. Bu arada ben bir araya gireyim komutanım. Bu çizgi görünüyor olabilir, hatta nokta gibi görünüyor olanlar bile aslında gemi. Dev gibi gemiler. Ben buradan küçültülmüş halini görüyorum. Belki kameralar, ışık onları çizgi ya da nokta halinde gösteriyordur. İnanılmaz. Herhalde bir 1000-1500 tane vardır komutanım. Yani şu, ben az önce gösterdim. Şunlar bile gemi. Tabii. Şurada Osmanlı donanmasını buraya koydum. Yani şu bir bit kadar kalıyor. Yani %1, %1 gibi böyle bir oran ortaya çıkıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında Osmanlı Devleti denizde 1. Dünya Savaşı'na hazır değildi. Şimdi denizde hazır olmanın anlamı nedir biliyor musunuz? İnsan kaynaklarınızı tüketmek anlamına geliyor. Yani bu bütün dünya tarihindeki savaşlarda bu böyle, bu değişmez kural. Eğer deniz ikmal yollarınızı iyi kullanamıyorsanız, yani birileri sizin onu kullanmanızı engelliyorsa, iyi bir donanmanız yoksa, düşmanı uzak denizlerde eğer karşılama yeteneğiniz yoksa, mesela Barbaroslar Batı Akdeniz'de karşılıyordu, Doğu Akdeniz rahat etmişti Osmanlı döneminde gibi. Eğer uzak denizlerde düşmanı karşılama yeteneğiniz yoksa, bunun anlamı şudur: kan kaybınız, şehidiniz çok üst düzeyde olacak anlamına geliyor. Örnek vereyim mesela 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın insan kaybı 430 bin olmuştur.
İngiltere'nin 450 bin olmuştur. Rusya savaşın galibi olduğu halde 17 milyon olmuştur. Sebep denizde bir kuvvet yoktu. Olduğu gibi denizde değil, hep karada savaştı. Çin'in 20 milyon olmuştur kaybı. Onun da bir denizde kuvveti yoktu. Dolayısıyla hep karada savaşmak durumunda kaldı. Denizden karaya itilmiş durumdaki ülkelerin, yani bir deniz kuvveti değil de kara kuvveti olmaya zorlanmış devletlerin her zaman için bu tür büyük savaşlarda kayıpları inanılmaz boyutta oluyor. İnsan kaynaklarını tüketiyor. Şimdi bizim bu Çanakkale'de benzer şekilde Osmanlı'da 1. Dünya Savaşı'nda Rusya'dan sonra işte en fazla insanı kaybeden, çok fazla miktarda şehit bırakan devletlerden bir tanesi olarak yaratmıştır. Komutanım, burada bir soru sormak istiyorum. Hı-hı. Yani mesela o görüntüsü vermiş olduğunuz Osmanlı donanması zaten kapasitesi mi o kadardı? Yoksa hep süre gelen bir ifade vardır ya. Dışa bağımlı. Tersanelerde çürümeye terk edilen gemiler gibi. Hayır. Bir, bu doğru mu? Bir de işin şu boyutu var. Bu derece işgal kuvvetlerine devletleri donanmaya önem verirken, genişletirken, büyürken Osmanlı Devleti bu süreci mi göremedi? Osmanlı Devleti dışa bağımlılık sarmalının içerisine düştü. Yani evet, Abdülaziz döneminde bir donanma, yani büyük bir donanma inşa edilmişti ama dışa bağımlıydı. Yedek parça bakımından, personel bakımından, bakım, tutum, onarım, hatta gemi inşa bakımından bile dışa bağımlılık sarmalına düşmüş. O sarmalla beraber işte maliyesini de iyi yönetemez durumu. Çünkü donanma hakikaten masraflı bir olay. Özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren teknolojik açıdan dışa bağımlı hale gelince ki Milgen projesiyle beraber aslında artık Cumhuriyet donanması da nefes almaya başladı. Osmanlı döneminde de aynı şekilde bir nefes alma çabası vardı. Ancak bu sarmaldan kurtulamamıştı. Ancak son dönemlerde bu sarmaldan kurtulmak için çok iyi mücadele ettik. İşte 70 yıllık bu NATO'nun içerisinde bulunma süreci içerisinde olmamıza rağmen Türk savunma sanayi yerleşme ve millileşme bakımından çok büyük bir atılım yaptı. Dolayısıyla artık yeni 18 Mart'lar yaşamamızı gerektirecek bir durum aslında bence artık olmayacağını ben ümidiyorum. İnşallah tekrar 18 Mart'lar olmaz. Denizde kuvvetli olduğunuz süreç içerisinde her zaman için kendi ana vatanınızda değil de savaşı, ana vatanınızın çok uzaklığında denizlerde gerektiği zaman işte vermeniz gereken savaşı uzak denizlerde verdiğiniz zaman ana vatanınız ve bütün insan kaynağınız, yetişmiş insan kaynağınız kaybetmemiş olursunuz ve geleceğe daha emin adımlar atarsınız. Peki bu böyle bir donanmayla komutanım, yani devasa 200'de bir dediniz değil mi komutanlar? 200'de bir, yani bir donanma, en ihtimalle 100'de bir. 200 katı büyüklükteki bir donanmayı bu sularda nasıl durdurmuş? Şimdi bu sulara aslında o 200 katı büyüklükte bir kuvvet gelmedi. Yani İngiltere bu az önce göstermiş olduğum kuvvetin onda birini yolladı. Yani %10'unu yolladı. Ateş gücünün %10'unu yolladı. Tabii. 20 katı yapıyor. Ve 287 gün denizden, bir bölümü denizden ve karadan ama 287 gün denizden aktif bir şekilde saldırılarını yapmış. Evet, yani o olağan bir durum. Çünkü kara harekatını da denizden sürekli olarak destekledi. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi abluk altına alınmıştı ya Çanakkale Boğazı. Bizim bir de hep savaşa giriş sürecimiz var. İşte az önce bahsettin işte Enver Paşa, işte bu Yavuz Midilli ile beraber şu Osmanlı donanmasının işte diğer gemileri Karadeniz'e çıkıp işte Rus limanlarını bombaladıktan sonra, ki bu aslında taktik olarak fayda getirmeyen bir bombardıman ama stratejik olarak şöyle bizim savaşa girmemize yol açan bir bombardıman olarak gerçekleşti. Aynı taktik olarak işe yaramayan bir bombardıman hemen arkasından bir hafta sonra İngiliz ve Fransız gemileri, yani toplam 6 tane gemi işte hareket edip bu
Limni önlerine hareket edip bizim Seddülbayır, işte Ertuğrul, Kumkale ve Orhaniye tabyalarımızı uzaktan yine taktik açıdan fayda getirmeyecek bir bombardımanla o da onlar da bunların bir amacı vardır ama bu yani taktik açıdan taktik olmayan derken keşif amaçlı mı yapılıyor bu ön saldırılar? Aslında güç gösterisi. Güç gösterisi. Ben de seninle savaşma niyetim anlamında böyle ilk hareketler bunlar. Bir karşılık geliyor mu o gemilere? Şöyle diyeyim bu ne zaman gerçekleşti? Kasım 3 Kasım 1914. Kasım ayında Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşti. Yani ne oldu? 97 tane mermi atıldı. Bizimkiler de birkaç tane mermi atıldı o kadar. Yani ama iki tarafta birbirine zarar vermedi. Bizim böyle herhangi bir zararımız olmadı. Şimdi tabii bu süreçle beraber artık Çanakkale Boğazı önlerinde böyle bir hareketlenmeler ufak ufak başladı. Fakat nerede? Limni'de. Yani Limni aslında eskiden bir Balkan Savaşı'na kadar bir Osmanlı toprağıydı. Yunanistan savaşın içerisinde bir fil yer almamasına rağmen Limni'nin Mondros limanını işte İngilizlere ve Fransızlara tahsis etti. Yani evet tarafsız devlet ama emperyalizm zorladığı zaman işte tarafsızlık falan masal oluyor. Yunanistan'da kendi limanlarını Osmanlı'ya karşı kullanılmak üzere işte 1. Dünya Savaşı'na tahsis etti. Tabii sadece Limni değil, zaman zaman Gökçeada ve Bozcaada da hemen Boğaz'ın çıkışındaki adalarda birer harekat üssü olarak kullanılır. Şimdi Ocak ayından itibaren, yani Ocak'a kadar aslında bir abluka olarak düşünülüyordu. Yani herhangi bir Çanakkale Boğazı'nı geçme düşüncesi yoktu. Ancak Ocak ayından sonra Rusya biraz savaştaki şeyi temposunu düşürmeye başlayınca ve yardım ihtiyacı ortaya çıkınca lojistik anlamda İngiltere ve Fransa'ya baskı yapmaya başladı. Yani Ocak ayına kadar Osmanlı donanması buradan çıkmasın diye bir kuşatma oluyor. Evet. Ocak ayından sonra bizim Osmanlı donanmasının da o Ocak ayına kadar bu tersinden bakarsak çıkma gibi bir gayreti var aslında öyle mi? Çıkamıyor ama. Çıkamıyor. Yani bu şeyle bu tabloda çıkamıyor. Ocak ayından sonra da işler tersine dönüyor bu sefer. Çıkamamasının anlamı şudur. Lojistik destek alamamak anlamına geliyor. Şimdi az önce dediniz ya neden Almanya? Şimdi Almanya ile şöyle bir demir yolu anlaşması var. Yani Hicaz ve işte Bağdat demir yolu. Almanya'da denize çıkmakta zorlanıyor. Almanya'da bir devasa donanma inşa etti. Ama yani İngiltere ile işte boy ölçüşecek nitelikte değil. Neticede o da abluk altında kaldı. O da yani çok fazla yani 1516 yılında bir Jütland Deniz Savaşı'ndan başka İngiltere ile işte savaşları böyle büyük bir deniz savaşı yok. O da hep böyle Baltık'ta sıkışmış vaziyette. Onu da İngiltere devasa o az önce göstermiş olduğum donanmanın %90'ını Alman donanmasını bloke edecek şekilde kullandı. O yüzden bize %10 gönderebildi. Yoksa daha fazla göndermek isterdi. Ama Alman donanmasını abluk altında tutabilmek için ona Kuzey Denizi'nde ihtiyacı vardı. Şimdi dediğim gibi kara savaşında Rusya istediği performansı gösteremediği için bu kez İngiltere'den destek talep etti. Bu da işte denizden Çanakkale Boğazı üzerinden sağlanıyor. Bunun üzerine Çanakkale Boğazı'nı zorlamaya karar verdiler. O zorlama sürecini kısa bir şimdi konu bütünlüğü bozulmasın diye hazır fırsatını bulmuşum komutanım. Bir 3-4 dakikalık aramız var. Ondan sonra yardım götürmek için ne yaptı, nasıl bir direnişle karşılaştı onu konuşacağız. Çok kısa bir ara. Evet yayınımız devam ediyor. Çanakkale'den tam Kilitbayır Kalesi'nin karşısından. Az önce rüzgarın azizliğine uğradık. Değerli komutanımızın getirmiş olduğu bazı görseller
rüzgardan bir anda biz de boş bulunduk. Denize uçtu ama bir kısmını kurtardık. Değil mi komutanım? Kayıplarımız var. Kayıplarımız var. Olsun o kayıpların yanında diyelim. Evet. Komutanım şeyde kalmıştık. İngiltere'nin destek götürmesi lazımdı Rusya'ya. İngiltere'nin Rusya'ya desteklemesi gerekiyordu. Fakat bu nasıl olacağı konusunda bir kavga kıyamet koptu. Yani şöyle, sadece bir deniz harekatıyla Çanakkale Boğazı'nı geçebilir mi? Neticede karşılığında bir doğru düzgün donanma yok. Sadece bir dar bir coğrafya var. Bu coğrafya işte mayınladı Osmanlı Devleti. Şimdi bu mayınları böyle zorlaya zorlaya bir taranmış kanal açıp Marmara Boğazı'na girip acaba Osmanlı'yı direkt teslime zorlayabilir miyiz gibi böyle bir fikir ortaya çıktı. Şimdi Çanakkale Boğazı daha önce geçilmişti. Ne zaman? 1807'de. Biliyor muydun bunu? Hayır, bilmiyorum. Amiral Duckworth 1807 yılında izinsiz bir şekilde Çanakkale Boğazı'nı zorladı. O da yine Rusya'yı desteklemek adına. Ama bir istila kuvveti değildi. Kınalı da önlerine gelip demirledi. Fakat çıkışı zor oldu. Yani girdiğine pişman oldu. Çıkarken çok büyük kayıplar verdi. Dolayısıyla 1895 yılında bu Amiral Duckworth'ın tecrübelerine dayanarak bir de Osmanlı'ya İngilizler sürekli olarak böyle çeşitli amiraller, subaylar danışman olarak gönderiyorlar. Dolayısıyla Osmanlı aslında jeopolitik anlamda ve savaş kabiliyetleri bakımından nelere sahip olduğu konusunda epey bir bilgi sahibiydiler. Dolayısıyla Gelibolu'ya asker çıkartmadan bu işin olamayacağı fikri hakimdi. Ne zamana kadar? Yani 1914'ün sonuna kadar işte. Tabii Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Carden'e Churchill sordu. Churchill de genç bir politikacı. Churchill aynı zamanda o dönemin deniz bakanı, siz az önce Bahriye Bakanı mı demiştiniz? Bahriye Bakanı, Denizcilik Bakanı. İşgal Kuvvetleri'nin Denizcilik Bakanı. Senin yaşın kaçtı? 34 komutan. Aynı yaştaymışsın. Aynı yaştaymışsın. Tabii. Yani Churchill işte Denizcilik Bakanı için bu tarihlerde seninle aynı yaşta. O tabii şey yapıyor, genç de tabii. Yani şey taraftarı, yani karaya asker çıkartmadan, herhangi bir işgal denemesi yapmadan direkt Çanakkale Boğazı'na geçilip geçilemeyeceği konusunda epey bir ısrarcı. Amiral Carden de bu konuda yani zor ama bir kısım kuvvetlerimizi feda ederek bu işi yapabiliriz deyip buna tamam diyor. Şimdi harekat, yalnız bu arada şey de var. İşte bu tartışmalar yapılırken yani Yunanistan ve Bulgaristan da bu işgalci kuvvetler arasında yer almak istiyorlar. Yani işte özellikle Mart ayında teklif ediyorlar. Yani üç tümen yollayalım, şeyi biz işgal edelim Gelibolu'ya. Buna tabii Ruslar itiraz ediyor. Çünkü daha önceki pazarlıklarda İstanbul Ruslar ve Çanakkale Boğazı Ruslara bırakılacak şekilde anlaşılmış. O yüzden Yunanistan'da o kendi hakkımı alabileceği düşüncesiyle itiraz ediyor. Fransızlar da kabul etmiyorlar falan. Dolayısıyla bu iş, bu proje yatıyor. Bunun üzerine kendileri direkt herhangi bir işgal olmadan bir planlama yapıyorlar. Yani bir ay içerisinde zorlaya zorlayıp makul kabul edebilir limitlerde kayıpları da göz önüne alacak şekilde. Çünkü en yeni gemilerini yollamıyorlar. En yeni gemileri şeydi, Almanların karşısında. Aslında bize gönderdikleri gemiler İşte 15 yaşında, 17 yaşında falan, bir tek Queen Elizabeth. Bebek daha o. Hı hı. Daha 1 yaşında, daha tersaneden yeni çıkmış. Daha ilk böyle harekatına geliyor. Onun dışındaki bütün gemiler yaşlı gemiler. Yaşlı olması, denizcilikte daha tecrübeli personelinin olması, geminin rüştürüp patlaması bu anlama mı geliyor? Yok, şimdi ona, bebek deyince ona pre-dreadnought deniyor. Şimdi şöyle diyeyim. Queen Elizabeth bir dreadnought, yani dönemin en kudretli, işte zırhı, ateş gücü en yüksek gemiler. Pre-dreadnoughtlar da ona yakın, yani o pre-dreadnoughtlar örnek alınarak en ideal gemileri ortaya çıkartmışlar. Queen Elizabeth böyle bir gemiydi. Yani daha 15 teknolojik inşi, öyle, daha yani, donanımlı. İşte daha savaşçı diyeyim. Yani daha böyle yenilmez böyle bir gemi. Pre-dreadnoughtlar biraz daha dayanıksız ama onların ateş güçleri çok yüksek. Hı hı. Özellikle bizim topçularımız karşısında. Neticede 15 Şubat'ta Amiral Carden'e harekata başla deniyor. Tabi harekat 3 aşamalı. Önce
Boğaz girişinde bulunan bu bahsettiğim işte Seddülbayır, Ertuğrul Kumkale ve Orhaniye tabyaları, bunlar en zayıf tabyalar. Yani düşman kuvveti ile işte bu Boğaz'ın dışındaki tabyaları düşündüğümüz zaman, yani Boğaz'ın hemen girişini kontrol eden, ateş altına alabilen tabyaları düşündüğümüz zaman 1'e 13. Yani bizim tabyalar 1, düşman kuvveti 13. Yani ateş gücü bakımından. Tabii Boğaz'ın iç tarafları öyle değil. Yani Boğaz'ın iç taraflarını, bizim bulunduğumuz taraflara doğru geldikçe, yani bu ön savunma hattı bizim. Bu orta bölümde olan, yani Boğaz'ın en girişteki en geniş olan, 3,5 mil genişliğinde olan bu Erenköy koyunun bulunduğu, yani manevra yapma alanı oldukça geniş olan kısımda 1'e 8,6. Yani 1'e 8,5 falan diyebiliriz. Yani biz 1'iz, karşı taraf 8,5. Şu an bizim bulunduğumuz Çanakkale ve Kilitbahir. Burada asıl bizim ana bataryalarımız burada. Yani bu bölümde 100 kadar top var. Az önce bahsettiğimiz mesela Seddülbayır falan. O en dış kısımda 23 top var. Bu aradaki kısımda, yani birinci kısımda 55 kadar top var. Burada da 100 tane top var ve en güçlü bizim savunma hattımız burası. 1'e 3,2. Yani biz 1'sek karşı taraf. Karşı tarafın en zayıf olduğu yerde bile bizim 3 katımız. Fakat buranın şöyle bir avantajı var. Burada 10 hat mayın var. Yani şu bölgede, yani bu karşı taraftaki Kilitbahir Kalesi. Yani Kepez'de Nara burnu arasında, yani yaklaşık 350 tane kadar mayın var. İşte problem bu. Yani emperyalistler için problem bu. Aşamadıkları kısım bu. Şimdi dar coğrafya. O mayınlar temizlenmiyor mu komutanım? İşte o mesele, onu temizleseler, onu temizlemek için çaba içerisine girdiklerinde yoğun top atışıyla karşılaşıyorlar. Coğrafya dar. Şimdi dar coğrafya bizim topçumuzu ve mayınlarımızı koruyor. Topçularımız ve mayınlar dar coğrafyayı koruyor. İşte mayınlar topçumuzu ve coğrafyayı koruyor. Topçular, mayınlar ve coğrafya. Yani Nusret mayın gemisinin önemini de anlatırsa diyor arkadaşlarım. Onu da hemen anlatayım. Şöyle. Bu tabi Seddülbayır, işte bu en öndeki, en dıştaki işte Kumkale, Orhaniye, işte Ertuğrul tabyalarını epey uğraştılar. Yani bir hafta kadar uğraştılar. Daha sonra bir hafta kadar da ikinci bölüme, ikinci savunma kısmı, o Boğaz'ın en geniş kısmındaki şeyde, fakat orada kalıcı olamadılar. Yani sürekli olarak gir çık yapmak durumunda kaldılar. Ve bizim o geniş alandaki toplarımız hareketli toplar. Ve bu mayın gemilerinin rahat çalışmasını engellediler. Dolayısıyla bu hatlara kadar gelmekte güçlükler. En sonunda işte 3 Mart tarihinde. Burada direniş meclisi çok stratejik kurulmuş. Çok yani. İşte ya bizim, bildiğiniz bunlar böyle milimetrik hesaplamalar. Şimdi bizim burası jeopolitik gücümüz. Yani jeopolitik güç dediğim şey bu aslında. Yani donanmanız olmasa bile işte bu coğrafyanın gücünü kullanarak iyi bir savunma yapma şansınız var. Çok iyi bir savunma yapılır. Rahmetli amiralimiz Sayın Soner Polat her programımızda üstüne basa basa söylerdi komutanım. Oğuzcum jeopolitik. Jeopolitik şimdi, silahtır yani. Tabii. Şimdi aklıma o geldi. 3 Mart'ta kalmıştı komutanım. Tabii. 3 Mart'a kadar. Şimdi 3 Mart'ta bir rapor gönderdiler. Cahit Çobanlı Paşa. Bu savunma sisteminin kurucusu Cahit Çobanlı'dır. Dediler ki şimdi bunlar Boğazlamay'ın tarama gemilerini sokuyorlar. Bizim bu ana topçumuzun ateşini gördüğü anda o topçuların körüne girebilmek için Erenköy koyuna doğru bir refleks gösterip sancak taraftan manevra yapıp uzaklaşıyorlar. Bunu bir otomatikleşmiş bir refleks olarak rapor ettiler. Çünkü her girişlerinde bunu yapmaya başlıyor. Yani neticede bizim top atışımızın işte kör sektörüne kaçabilmek adına bunu yapıyorlar diye rapor edince bu bölgeye normal bizim mayın hatlarımız işte geçiş istikametinin işte dikey hat olarak, yani dik açıyla keser. Fakat bu koya
kıyıya paralel mayın dökmeye karar verdiler. Yani o bizim 11. mayın hattımız oldu. Ve bunu da gizlice çaktırmadan yapmak üzere bekleyiş içerisinde. Kıyıya paralelden kalsanız karaya çıkmayı engellemek ama. Hayır, karaya çıkmak için değil. O manevrada, yani bu dönüş manevrası yaptıklarında mayın manasının içerisine girsin diye bu çok özel böyle bir şey. Yani klasiğin dışında bir sıra dışı böyle bir mayın hattı kurmaya karar verdiler. Ve Nusret gemisine işte intibak gemisi İstanbul'dan 26 mayın getirmişti ve bunu 3 Mart'tan itibaren bu gemide hazır bekletildi. Fırsatını arıyor. Ayın 7'sinde 7 Mart'ta kıyamet koptu. Yani yine kalabalık geldiler. Mayın tarama gemilerini işte sokmaya çalıştılar. Bu arada Queen Elizabeth içeri girmiyor. Dışarıdan, Kapatepe'den aşırtma, yani dağların üzerinden atışlar yaparak, hem bizim burada Barbaros Hayrettin zırhlımız var, ona atışlar yapıyor. Onlar karşılıklı birbirine atış yapıyorlar filan. Böyle çok yoğun böyle bir gün olarak geçiyor 7 Mart. İşte ve tabii geri çekilirken de bizimkiler bir de şey yapıyorlar. 6 tane de serseri mayın bırakıyorlar. Bu serseri mayın işte o bırakıldan 2 tanesi patlıyor. İşte 4 tanesi Boğaz girişine doğru sürüklenirken bir tanesi Lord Nelson'a çarpıyor. Ve Lord Nelson yaralanıyor ve Malta'ya gönderilmek zorunda kalıyor. İşte bir 10 günlük şeyden sonra, onarımdan sonra geri gelecek. Şimdi o akşam, yani bu kadar böyle karambollü, gerilimli bir akşam, akşam saat 2.30'da falan bütün itilaf donanması gemileri dışarı çıktığında fırsatı yakalıyor bizim Nusret gemisi ve sessizce bu Erenköy koyunu oraya 26 tane mayını işte, yani bu mayınlar ne kadar, her birinde 80 kilogram patlayıcı olan işte dönemin klasik demirli mayınları 4.5 metre kalıma verilerek 100 metre arayla kıyıya paralel bir şekilde dökülüyor. Müthiş sonuçlara yol açacak bu. Yani bir yandan da Churchill dedim ya, baskı yapıyor. Hadi bir ay dedin geçti, hadi artık Marmara'ya çıkın falan. Ondan sonra en sonunda Amiral Cardan 15 Şubat'ta bu kadar zorluyor Boğaz'ı ama yani hala daha mayınlara ulaşabilmiş durumda değil. Biz bu işi karaya asker çıkartmadan yapamayacağız diye rapor gönderiyor falan. Burada tabii kavga, kıyamet falan iş yapıyor. Her ihtimale karşı bir tane tümen göndermek üzere hazırlık yapıyorlar falan. Ve 15 Mart tarihinde Churchill'in baskılarına dayanamayan Amiral Cardan, ben hastalandım diyor. Biraz psikolojik olarak da yıpranıyor. İstifa ediyor. İstifa edince yerine onun yardımcısı Amiral de Robeck'e getiriyorlar. Bu kez ona baskı yapmaya başlıyorlar. Hadi. Karadan. Falan diye. Yok, karadan asker çıkartmayacağız. Direkt denizden çıkacağız. Ama buradakiler de biz buradan çıkamıyoruz. Karadan asker çıkarmamız lazım. Karadan da zorlamamız lazım diyorlar. Daha evet, yani fikir değiştiriliyor daha sonra. Yani biz çok kayıp veririz buradan geçmeye kalkarsak falan diye. En sonunda de Robeck tamam diyor, bütün gemiler girecek ve 18 Mart sabahı harekat başlıyor. Saat işte 10.30'dan itibaren bir 7 saat sürecek bir harekat. Şimdi ön tarafta en genç işte İngiliz gemileri 4 tane. O direkt Amiral de Robeck'in emrinde. Onlar bir saatten yaklaşıyorlar bu bizim bulunduğumuz sahaya. Bu mayın hatlarının hemen ön kısmında yoğun bir şekilde karşılıklı top düellosu. Bir saat sonra Fransız gemileriyle yer değiştiriyorlar. Fransız gemileri de işte top düellosu. Fakat Fransız gemileri çok başarısız oluyorlar. Yani dört geminin dördü de delik deşik. Ve bir saatin sonunda ben bu harekatı devam ettiremeyeceğim. Çok fazla şeyim var, hasarım var. Daha bu top düellosuna karşılıklı devam edersek ben yani gemi kaybedeceğim deyip ayrılmak için izin istiyor. Harekattan daha doğrusu ben ayrılıyorum diye. Hatta iki tane de gemi gönderin yedekleme için. Çünkü iki tane gemi manevra yapmakta zorlanıyor. Bu falan. En öndeki bir de şeyler değil mi? Böyle genç olanlar, tabii en önde işte falan. Bunlar pes etmek üzere. Tabii yaş ortalaması 5.7. Hatta şeyim vardı.
Onu göstereceğim, uçtu onlar. Kayıplarım onlar şu anda. Vay be vatan armağan diyor. Yani genç gemiler tabii onların hasarları az oluyor ama Fransız gemileri haşat oluyor. Ve onlar yerlerinden ayrılırken ve 3. hatta bulunan o Albay Sadler'ın komutası altındaki 6 gemi ön hatta geçtikten sonra işte bu dönüş manevrası yapan 2 tane Fransız bir tane Fransız gemisi şeye çarpıyor. Buve. Tabii mayına mı çarpıyor? Mayına çarpıyor ve 2 dakika içerisinde batıyor. Rekor hızda. Yani personel gemiyi terk edecek zaman bile bulamıyor. Dolayısıyla sadece 5 subay ve 30 erin dışında işte 650 kadar personel olan bu ve tamamen hayatını kaybediyor. Diğerleri işte zar zor kurtuluyor filan. Hemen arkasından işte tabii diğer 3 gemi de tamamen pert olmuştur. Bir tanesi batmak üzere. Kendisini işte dışarı atıyor ama tavşan adası önündeki sığlığa oturuyor. Bu ve zaten batmış. Ondan sonra diğer 2 gemi de delik deşik. Onlardan bir tanesi tamamen pert. Diğeri de zaten çok uzun süre onların isteyecek türden böyle bir durum alıyor. Arkasından işte inflexible. O da bir manevrasını yaparken yine bizim Nusret'in döktüğü. O İngiliz gemisi mi o da? İngiliz gemisi o. O yara alıyor. O zar zor kendisini dışarı atıyor. Yani o da bir sığlığa oturuyor. Batmaktan öyle kurtuluyor. Hemen arkasındansa irresistible. O da yani bunlar böyle peş peşe bir seri bunlar yaşanıyor. Yani böyle bir buçuk saat içerisinde 4 gemi mayına çarptı. Denizaltılarla bir taarruz söz konusu mu komutanım? Denizaltılar daha sonraki günler. Daha yani sonraki tabii, günler. Tabii. Ya bu 18 Mart'ta değil de şimdi neticede arkasından da Ocean. Şimdi şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. 18 Mart'ta 4 gemi mayına çarptı. Sadece Nusret'in dökmüş olduğu 26 tane mayından 4 tanesi ne çarpıyor ve 3'ü batıyor. Bir tanesi zar zor kurtuluyor. Bu arada Fransızların da işte delik deşik olan gemileri var. Yani toplamda 6 gemi falan bir zayiatları var. Yani 3 gemi battı, 3 gemi pert. Yani kullanılamayacak vaziyette. Dolayısıyla bu harekatı tekrar edemez duruma düşüyorlar. Şimdi o senin denizaltı dediğin olaylar şöyle. 24 defa filan denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne sızma teşebbüsünde bulundu. Bunların tabii yarıya yakın kısmı başarısız oldu. Yani kimisi Çanakkale Boğazı'na batırıldı, kimisi tam çıkmak üzereyken filan batırıldı. Fakat bazıları Marmara Denizi'nin içerisine sızmayı başardılar. O da işte kara harekatı başladıktan sonra 25 Nisan'da işte sadece deniz harekatı da bu işin başaramayacağını anlayan itiraf devletleri işte Gelibolu'ya çıkarma yaptıktan sonra aynı zamanda denizaltılarını da gönderip Marmara Denizi'ndeki lojistik harekatı engelleme çabası içerisine girdiler. Kısmen de başarılı oldular. Yani şöyle mesela AE-2 bir Avustralya hibe edilmiş böyle bir İngiliz denizaltısı. Hı hı. Bir de E-11 denizaltısı. Daha öncesinde bir de şey var. Mesudiye'yi batıran böyle bir B-11 adında bir denizaltı var. O da Mesudiye'de mayın hatları arasında çok eski bir gemi. 40 yaşında bir gemi. Onun 6 inçlik topları var. O toplardan yararlanabilmek adına mayın hattının arasına işte bir şamandıraya bağlanmış bir sabit top platformu gibi kullanılıyor. Bir gemi olarak değil de o araya sızan İngiliz denizaltısı B-11 onu batırıp tekrar boğazdan dışarı çıkmayı başarmıştı. Tabii bu da aslında onların ilk denizaltı harekatının ilk başarıları. Daha sonra
E-11 adında bir denizaltı da Marmara Denizi'nde büyük zayiatlara yol açıyor. Mesela Barbaros Hayrettin zırhlısını batırıyor. 10.500 tonluk, üzerinde 11 inçlik toplar olan. İşte Gülcemal vapurunu batırıyor ki o da personel ve lojistik nakliyat yapan öyle büyük gemilerimizden. Dolayısıyla Marmara denizindeki lojistik nakliyat bu denizaltı tehdidi nedeniyle oldukça güçlük de yapılabilmiştir. Ama neticede 25 Nisan tarihinde başlayan Gelibolu çıkarması da çok askeri bakımdan deha tarzında şeyler yaşandı. Yani Mustafa Kemal'in özellikle bu savaşta çok büyük etkinliği var ki aslında onların dahice gördüğü bir plana Mustafa Kemal çok hazırlıklı. Örneği öyle vereyim. Yani deniz harekatlarında, taarruzlarında başarılı olamayınca karadan dahice bir harekat diye bir plan yapılıyor. Mustafa Kemal zaten o açıkları görüp oraları kapatmış. Geldikleri anda ateşle karşılaşıyorlar, evet. Türk direnişiyle. Mustafa Kemal'in şöyle bir avantajı var. Onu anlattıktan sonra da Kilitbayır Kalesi'ni ben kısaca bir girdim de sizden de dinlemek istiyorum. Mustafa Kemal'in şöyle bir avantajı var. 19. İtimhan Komutanı, yani İhtiyat Kuvveti Komutanı, yani zaten ihtiyatta. Yani dolayısıyla inisiyatif kullanıp duruma müdahale edebilecek bir pozisyonda. Şimdi aslında dört ayrı koldan böyle bir denizden işte güç aktarımı söz konusu. Bunlardan ikisi yalnız aldatma maksat. Yani Lima von Sanders çıkarma harekatının Saros Körfezi'nden olacağını düşüncesinde. Dolayısıyla o kısmı kuvvetli tutmaya çalışıyor. Mustafa Kemal de bu işin yani Seddülbahir üzerine yani direkt Gelibolu'nun en üç kısmından ve orta kısmından yani bu Kabatepe, bu Anafartalar falan yani o kısımdan olacağını aslında Saros Körfezi'nden aldatmaca yapılıyor değil mi? İşte hem oraya aldatma yapıyorlar. Yani bir İngiliz birliği oraya aldatma yapıyor. Bir Fransız birliği de Anadolu tarafına bu işte Kumkale ve Orhaniye tabyaların bulunduğu bölüme bir aldatma harekatı yapıyorlar. Ama işte asıl büyük harekat Seddülbahir'e, bir de Anzaklar'da bu iki ana kuvveti şeyde Gelibolu üzerinde birleşecek şekilde onlar da Kabatepe üzerinden fakat Kabatepe üzerinden çıktıklarında karşılarında Mustafa Kemal'i buluyorlar. Yani onların daha iyice gördüğü planı en baştan önlemini almış. Tabii. Kilitbayır Kalesi'ni ben az önce arada sizinle konuşurken Piri Reis'ten örnek vermiştiniz değil mi? Hem o örneği alalım, Piri Reis zamanını hatırlayalım, hem de Kilitbayır Kalesi Çanakkale direnişi, deniz savaşları sırasında nasıl bir görev üstlendi? Şimdi Piri Reis 1513 ve 1528 dünya haritalarını Kilitbayır'da çizdi. Yani işte bir işte Karaca işte bir işte 60'a 70 boyutunda yani şu boyutta yani şundan biraz daha büyük boyutta dünya haritaları işte Atlas Okyanusu'nun parçaları. Hmm. Şimdi Piri Reis aslında oraya gitmiş bir denizci değil ama kadim dönem haritaları, Portekiz haritaları, Christoph Kolomb haritaları bunların hepsini ele geçirmiş, bunları derleyerek bu haritaların içerisinde en mükemmel dünya haritasını çizmiş bir insan. Şimdi bir insan durduk yerde niye dünya haritası çizer? Neden komutanım? Vizyon. Osmanlı Devleti'ne vizyon vermeye çalışıyor. Bunu hem Piri Reis hem de Barbaros Hayrettin Paşa şunu teklif etmiş Osmanlı'ya. Aklınıza kendimizi sıkıştırmayalım. Biz de Atlas Okyanusu'na çıkalım. Yeni keşfedilen dünyaya biz de gidelim. Çünkü bütün eski dünya, yeni dünyada koloniler kuruyor. Bu koloniler üzerinden Osmanlı Devleti'ne tehdit teşkil edebilir diyerek Osmanlı Devleti'ne okyanuslara çıkmak üzere bir vizyon verme gayreti içerisindeydi. Hem Piri Reis hem de Barbaros Hayrettin Paşa. Ama Osmanlı Devleti'nin şöyle bir vizyonu vardı. Daha doğrusu tezi şöyleydi. Yarı kapalı denizlere egemen olan egemenlik yeter. Yani benim bu gücümü muhafaza etmeme, yarı kapalı denizlere egemen olmam yeter. Yani Karadeniz'e egemenim, Adalar Denizi'ne egemenim,
Doğu Akdeniz'in tümüne egemenim, Batı Akdeniz'e kısmen egemenim, Kızıldeniz benim, Bahri Körfezi benim, niye okyanuslara çıkayım? Zaten okyanuslardan bu denizlere giriş yapıyor. Dolayısıyla ben yarı kapalı denizlere egemen olursam fazla sorun yaşamam bu yağmacı güce karşı. Bu hataydı değil mi? Karşı. Büyük hata. Ben Sovyet Rusya'nın çevrelenmesi, ben az önce çevrelenmesi derken siz başka bir ifadeyle anlattınız bunu da. Deniz hakimiyeti. Deniz hakimiyeti. Biz, ben buna ilişkin bir kitap okurken karadan bütün önlemlerini alan Sovyetler Birliği nasıl başarısızlığa uğrar? O sırada Amiral Mahan teorisi diye bir teoriyle karşılaşmıştım. Bilginiz şimdi vardı. Şimdi Sovyetler Birliği. Bu şu açıdan soruyorum. Deniz hakimiyetinin aslında hiç de böyle küçümsenmeyecek, sınırlanmayacak bir alan olduğunu göstermesi bakımından soruyorum size. Şimdi Sovyetler Birliği denize çıkamadığı için bu kadar acı çekiyor. Yani o kurulma, o büyük devasa böyle imparatorluk, Rus İmparatorluğu hem de çok kalabalık. Yani mesela Birinci Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu yani İngiltere 40 milyon nüfusa, Fransa 40 milyon nüfusa girdi. Osmanlı 22 milyon nüfusa girdi. Rusya 170 milyon insan. Yani böyle insan kaynağı da çok fazla. Ama işte denizleri olmayan bir devlet daha fazla güçlenemiyor. Yani şu an potansiyelinin en üst noktasında da, yani denize çıkamadığı sürece potansiyeli bu kadar. Kullanamıyor daha fazlasını. Bu artı potansiyel denizler üzerinden geliyor. Dolayısıyla Rusya denizlere çıkmak için çok çaba sarf etti. Şimdi Mahan, deniz hakimiyeti teorisi Mahan'dan önce aslında uygulanan bir teori. Yani Osmanlı yarı kapalı denizlerde uyguladı. İngiltere'de bütün dünya denizlerine uyguladı. Yani dünya ticaret yollarına egemen olan bir devlet en üst düzeyde emperyalist devlet oluyor. Ve bütün dünyanın kaynaklarını kendi çıkarına, kendi yararına kullanır hale geliyor. Bu zaten İngiltere tarafından denenmiş, tecrübe edilmiş bir tezi. Bunu yazılı hale getiren kişi 1890 yılında bir işte Amerikalı albay, işte oradaki Amerikan Deniz Harbi Okulu'nda işte öğretmen, işte öldüğünde de albay ama başarılarından dolayı onu daha sonra amiral yapmışlar. İşte o Mahan ismi oradan yazdığı kitaplar. Almanya İmparatoru, Japon İmparatoru falan onlar tarafından da okunup o yıllarda hızlı bir şekilde denizcileşme kararının alındığı şey. Yoksa 1890 yılında mesela Almanya'nın deniz kuvveti çok fazla değildi. Mahan'dan etkilendikleri için onlar da hızlı bir şekilde İngiltere ile yarışacak şekilde bir donanma inşa etti. Japonya da aynı şekilde. Ve karşılarında da yine o denizcileşmeye çalışan bir Rusya vardı. Ve çıkabileceği tek yerde Pasifik Okyanusu kalmıştı. Çin üzerinden çıkma gayretleri içerisindeydi. O Japonya, İngiltere'nin de desteğiyle, çünkü İngiltere Rusya'nın daha fazla güçlenmesini istemiyordu. Baltık'ta kontrol altına almıştı. Karadeniz'de kontrol altına almıştı. Ve hatta vekil olarak da tekrar kullanmaya başlamıştı. Ve yeni vekili Pasifik'te Japonya'yı biraz güçlendirerek işte 1905 yılında işte Tsushima Deniz Savaşı ile Pasifik'ten geri çekilmesini sağladı. Dolayısıyla 1905'ten itibaren Rusya'da denizlerden uzaklaştırılmış bir devlet statüsüne düştü ve bir kara gücü olarak devam etmeye çalıştı. Şeyde de öyle, Soğuk Savaş döneminde de öyle. Bugün de öyle komutanım. Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu balta hapsetme. Komutanım, bundan sonraki dilimde şeyi konuşacağız. Bugüne bıraktığı dersler o zaferin. Hı-hı. Onu konuşacağız. Ama şöyle bir rica edeyim. 3-4 dakikalık Çanakkale'ye gelmişken ve böyle bir günde Çanakkale türküsünü de yayınlamadan tabii olmaz elbette. Şimdi Çanakkale türküsüyle izleyicilerimizi baş başa bırakalım. Dönüşte de hemen bugün hangi dersleri bıraktı, almamız gereken önlemler neler, bunları birlikte konuşalım. Tamam.
Evet, yayınımız devam ediyor. Çanakkale türküsüyle sizleri baş başa bıraktık. O türkülerde bir ağıt söz konusu ama her türkünün içinde dikkat edin bir kahramanlık da söz konusu. Çanakkale'yi anlatan bütün şiirlerde ve türkülerde çekilen çileler ama o kahramanlıklar da veriliyor. Hepsinin de ortak noktası komutanım aslında geri dönmeyeceğini bilerek gitmeleri. Yani Yemen türküsünde de bunu bulabilirsiniz. Çanakkale türküsünde de bu anlamda çok önemsiyorum. Bugüne yansıması dedik komutanım. 108 yıl önce burada verilen mücadele var. Bugün de konuştuğumuz bir mavi vatan var. Mavi vatan stratejisini doğru çizebiliyor muyuz? Denizcilikte gereken adımları savunma noktasında atabildik mi? Çünkü şey anlattığınız konular işte emperyalizmin vekil devletleri. O zamanın vekil devletleri farklıydı. İşte bugün haydut devletler, vekil devletler böyle kategoriye getirebiliriz. Mesela Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yönelik bir tehdit var. Ya da Güney Kıbrıs Rum yönetiminde kurulan üslerden buraya yönelik bir tehdit var. Doğu Akdeniz'de 7 düvelin herhalde gemisi şu an orada. Bir ders çıkardık mı? Evet. Bir jeopolitik mücadele var. Yani doymak bilmeyen emperyalizmin denizler üzerinde daha fazla istekleri var ama hep denizi, dediğim gibi denizler üzerinden kurgulanıyor. Geçmişte de bu böyle, şimdi de böyle, gelecekte de böyle, bin yıl sonra da bu böyle olacak. Yani ekonomik üretim denizlere çıkmaya devam ettiği sürece bu böyle olacak. Yani üretim merkezleri, tüketim merkezleri arasındaki bu bağlantı Bilizler tarafından bloke edilmeye çalışılacak. O blokaj üzerinden de Dolar İmparatorluğu, ondan sonra hakimiyetini devam etmek için çaba gösterecek. Dolayısıyla bu zinciri kırmanın yolu denizde güçlü olmak. Şimdi Türkiye'nin bu konudaki attığı adımlar yeterli mi? Değil. Yani neden değil? Bir eksik var Türkiye'de. Yani bir denizci kültür tam olgunlaşmamış vaziyette. Yani dar bir çevrenin içerisinde evet bir denizci altyapı var. Ve o denizci altyapı atalarımızın günümüze kadar taşıdığı bu denizci altyapı devam ediyor. Ama geniş kesimlere yayılmadıkça istediğimiz noktalara gelmek zor. Dolayısıyla Atatürk devrimleri arasında bence
eksik kalmış bir devrim var. Nedir komutanım? Denizcileşme devrimi. Yani denizcileşmek zorundayız. Sonra Polat Amiral de bunu sık sık gündeme getirmiştir diye düşünüyorum rahmetli. Yani jeopolitik gücümüzü korumak adına işte uzak denizlerde varlık göstererek emperyalizmi kendi denizlerimizden uzak tutmak adına bizim daha çok denizcileşmek, daha çok denizcileşebilmek için de denizci kültürümüzü daha geniş kitlelere aktarmak zorundayız. Yani bir kere bu mavi vatanla ilgili, denizcileşme kültürüyle ilgili yani okullara girmesi gerekiyor artık. Fakat tabii işte bu 15-16 Temmuz darbe girişimi sürecinden itibaren deniz lisesi mesela kapatıldı. Bu büyük eksiklik. Yani işte 1773 yılından itibaren mevcut işte yüzyıllardır. Askeri kadroların yetiştiği aslında değil mi denizcilik? Şimdi sadece askeri kadrolar olarak görmemek lazım. Yani denizi sahiplenmek adına askeri sahiplenme olarak düşünmemek lazım. Onun ekonomik kaynakları, kültürel kaynakları da var. Ekonomik kaynakları özellikle çok önemli. Yani evet güçlü bir donanma, dünya markası bir donanmanız var ama dünya markası bir deniz ticaret filonunuzun da olması lazım. İşte kültürünüzden şeyinize varıncaya kadar, işte balıkçılığınıza, bilmem işte denizli bir kaynaklarınıza varıncaya kadar, hatta böyle işte denizi kullanmak kadar ne kadar çok kullanabilirsiniz elinizdeki denizleri, o denizler o kadar çok sizin olur. Sahil güvenlik botu muydu komutanım geçen? Geçen polis botuna benzettim. Polis evet. Evet. Sahil güvenlik botları şimdi daha böyle kapsamlı geniş oluyor. Kurulan strateji açısından komutanım şimdi hep biz bütünsel bir strateji deriz ya buna. Akdeniz'de bizim karşımızda kim var? Amerika Birleşik Devletleri var, NATO ülkelerinin donanmaları var. Ege'de keza aynı tehdit bize bizim söz konusu. Bizim karşımızda orada, her zaman. Orada düşman olan Karadeniz'de dost mu bize? Ya bu anlamda denizler özelinde şimdi, özellikle bütüncül bir strateji görüyor musunuz? Mevcut? Bir kere dostumuzu, düşmanımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Batı emperyalizmini eğer dost olarak kabul ediyorsanız bir kere yanlış rotadasınız. Bu rota değişmedi. Şu an Batı emperyalizmle işbirliği ve Batı emperyalizminin çıkarlarına hizmet eden bir ülkede yaşıyorsak bu işte bir hata var. Çünkü neticede o emperyalizm ya sizi sömürmek isteyecektir, sizin kaynaklarınızı elinizden almak isteyecektir. Ya da sizi kendi vekiliniz olarak kullanmaya çalışacaktır. Yani bugün işte Ukrayna, Yunanistan, Türkiye de aynı şekilde. Yani son 70 yıldır, yani 1952 yılından itibaren NATO'nun içerisine girmiş olan Türkiye aslında kendi jeopolitik gücünü, hatta askeri gücünü teslim etmiş. Hatta ekonomik gücünü, hatta işte kullanabildiği bütün kaynaklarını işte emperyalizmin çıkarlarını hizmet eder bir noktaya taşımış. NATO bu demek aslında. Bizim NATO'dan derhal çıkarak emperyalizmin karşısında duracak, emperyalizmle aynı bizim gibi mücadele iradesi gösterecek diğer devletlerle işbirliği ve güç birliği yollarını aramamız lazım. Bu da nerede? Doğu'da. Yani Asya'da, Afrasya'da. Avrasya demiyorum özellikle. Afrasya. Yani Asya ve Afrika. Yani Asya denizlerine baktığımız zaman emperyalist işgali altında. Yani az önce çevreleme politikası dedin ya. Yani denizde güçlenme iradesi göstererek emperyalizme karşı koymak isteyen bütün Asya devletlerinin denizleri işte kıyılarına kadar emperyalizmin eline geçmiş vaziyette. Hani az önce üsler dedin ya mesela. Evet. Türkiye'nin etrafında üsler var ama dünyanın etrafında aslında üssü var. Amerika'nın 750 tane üssü var. İngiltere'nin 100 tane üssü var. Fransa'nın 80 tane üssü var. O zaman ben size sizin ifadelerinizle bir yanıt vereyim komutanım. Hı hı. Az önce ben askeri anlam sadece askeri bakmamak lazım dediniz ya. Bu Afrasya konusu da sadece askeri değil, ekonomik olarak interlansının da Afrasya'ya, Avrasya'ya, Afrika'ya açılan bir Türkiye var aslında. Oradaki nimetlerden faydalanmak adına bile bu yönelim olmalı. Tabii şimdi şöyle
Herkes kendi denizlerine sahip çıkarsa, herkes kendi denizlerinden emperyalizmi uzak tutarsa zaten bu Afrasya, yani emperyalizmden bunalmış, artık emperyalizmi kendi etrafında istemeyen, bunun için de denize çıkması gerektiğini anlamış, kavramış ve bunu yapabilmek için de, yani bu gücü sağlayabilmek için de aslında denizci kültürlerini, denizci güçlerini, donanmalarını, işte ticaret yollarını böyle bir zincirle birbirlerine bağlayıp bir güç birliği yaptıkları zaman zaten emperyalizmi en büyük tokatı vurmuş uzak oluyor. Tutarsınız kendinizden. Yani denizleşmek demek aslında emperyalistleşmek anlamına gelmiyor. Yani ben yani uzak denizlerde olma vatan yetmez, daha uzak kenara gidelim falan dediğim zaman aslında bu emperyalizmle mücadele etmek için. Kabotaj bayramı da böyle anlamlıdır aslında. Tabii, tabii. Finlandiya'nın üyeliği meclise gelecek baktığım üyelik konusu. Cumhurbaşkanı yeşil ışık yaptı. Meclisimiz karar verecek. Buradan ne mesaj vermek istersiniz? Valla işte Arktik denizi de Afrasya'nın bir denizi. Yani Asya sınırları Baltın ucundan başlar. Ege denizi de Asya denizidir. Yani Adalar denizi de Asya denizidir. Karadeniz de Asya denizidir. Kızıldeniz bassa dolayısıyla Asya denizi Asyalıların olmalıdır. Dolayısıyla Asyalılar kendi denizlerine sahip çıkabilmek için hep beraber, hep birlikte güç birliği ve iş birliği yaparak daha çok denizleşmek durumunda. En başta da özellikle Batı Türklerine, yani Batı Asya Türklerine, yani Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük işler düşüyor. Neden? Çünkü özellikle Asya'nın içerisindeki diğer Türk dünyası denize kilit karaya kilitli devletler. Hı hı. Yani okyanuslarla, denizlerle, açık denizlerle irtibatı yok. Yani en fazla işte Hazar havzasına kıyısı olan işte Azerbaycan, işte Kazakistan, Türkmenistan var. Onun dışında bütün devletler, mesela Özbekistan, Kırgızistan tamam, hiç denizi bile yok. Denize en yakın kıyısı başka bir devletin üzerinden 1500 km ötede. Dolayısıyla denizin eksikliğini büyük oranda hissediyorlar. Dolayısıyla bizim aslında Türk dünyasını kendi üzerimizden, Adalar Denizi üzerinden ve Doğu Akdeniz üzerinden Türk dünyasını dışarı, kendi kabuğundan dışarı çıkarma yeteneğimiz var. Bu da aslında güç birliğinin bir parçası. Arktik dünya da aynı şekilde. Rusya'yı eğer emperyalizmden acı çeken devletler statüsünde görüyorsak, ki ben öyle görüyorum, denize çıkamadığı için o da emperyalizmin müthiş baskısı altında. Çin de aynı şekilde. Devasa bir ekonomi var ama denizle çevrelenmiş olduğu için emperyalizm bir türlü içini rahat vermediği için o huzuru bulamayacak kendisine. Mesela emperyalizmin Amerika'nın dünya üzerinde 750 tane üssü var dedim ya, Çin'in kaç tane üssü var? Yani 1-2 tane falan böyle toplasan üssü var. Dolayısıyla eğer dünya denizlerine yeterince yayılmamış böyle bir devletin zaten emperyalist olma gibi bir kimliğe sahip olması zorunda değil. Eğer yayılabiliyorsa, ki yayılması gerekiyor, Türkiye'nin de üstlenmesi gerekiyor. Bu emperyalist kimlik anlamına gelmez. Anti-emperyalizm. Çünkü emperyalizmle mücadele savunma edebilmek başlı için gerekiyor. Asya'nın denizlerini savunmalıyız komutanım. Şimdi, her yerde. Son dakikalarımız komutanım. Son dakikalarımız. Şöyle diyeyim. Bizim bütün Asya devletleriyle denizler üzerinde işbirliği ve güç birliği yapmamız gerekiyor. Yani diyelim ki Doğu Akdeniz kıyılarında bir üs. İran gelsin üs kursun. Suriye gelsin Karadeniz'de üs kursun. Rusya gelsin Mersin'de üs kursun. Saros Körfezi'nde üs kursun. Çin gelsin. Bütün mazlum dünya benim kullanabildiğim denizleri kullansın ama bir şartla. Bana da üs versin. Bugün NATO ile bizim aramızdaki ilişki bu. Amerika kendi topraklarında bana üs veriyor mu? Hayır. Yani Michigan Gölü'nde üs istiyorum. Hatta, hayır. Hatta karşılık... Katar'da okyanusun dibinde kurduğumuz üssü bile sorun ediyor. Aksine. Yani dolayısıyla ülkeler arasındaki bütün politik ilişkiler
savunma ilişkileri, denizcilik ilişkileri her bakımdan karşılıklılık içermeli. Atatürk döneminin ittifak mantığı da bu zaten. Karşılıklılık ilkesine göre. Emperyalizmle bizim ilişkimiz bu yüzden sakat yürüyor zaten. Yani tek taraflı ilişkiler olduğu için zaten emperyalizmin işte vekili durumuna düşüyorsunuz. Bundan kurtulması gerekiyor Türkiye'nin. Son olarak komutanım, 14 Mayıs'ta bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Meclis-i grubu bulunan partiler milletvekilleri vasıtasıyla, partisi vasıtasıyla bir şekilde adayını gösterebiliyor. Bir de Vatan Partisi var. Bu sizin söylediğiniz politikaları, işte Asya'yı korumak, değil mi? Vatanımızı korumak, baştan aşağı, tepeden tırnağa savunan politikalar var. Benim ve şu an imza kampanyası başlatıldı. Ne söylemek istersiniz? Güveneceğim tek bir isim var. Benim cumhurbaşkanı adayım Sayın Doğu Perinçek. Dolayısıyla imza kampanyasında en önde ben de yer alacağım. Bu dediğim politikaları, işte denizcileşme, denizci kültür, emperyalizmin karşısında işte güç birliği yapabilecek, Asya üzerinde güç birliği ve iş birliği yapabilecek politikalar konusunda güvenebileceğim tek bir isim var. O da Doğu Perinçek. Dolayısıyla benim cumhurbaşkanı adayım tabii ki Doğu Perinçek olacak. Teşekkür ederim. İlan edeyim. Çok teşekkürler komutanım. Sağ olun. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için, yayınımıza destek verdiğiniz için biz de sizlerin fikirlerinden faydalanmış olduk. Bence güzel bir yayında. Üşüdük. Görsellerimiz uçtu. Evet, güneş bazen yaktı. Rüzgar da bazen, çoğu zaman daha doğrusu üşüttü ama güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür 18 ederim. 18 Mart'ta atalarımızın nasıl zor koşullar yaşadığını en azından bize, bir de Kasım ayından itibaren komutanım düşünün. Öncesi de vardır ama bizim bildiğimiz Kasım ayından itibaren. Evet, yayınımızın burada sonuna geldik. Çanakkale izlenimlerimize ilişkin tabii ki haberlerimiz de olacak diğer bültenlerde. Bütün milli mücadele kahramanları için Bozdoğan türküsüyle bitirelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.